Sayın seyirciler iyi akşamlar. Ne oluyor? Seçim özel yayınına hoş geldiniz. Bu akşam sizlere İzmir'den merhaba diyorum. Bayraklı Arena'dayız. Neden buradayız? Çünkü CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ne Oluyor Özel'in özel konuğu. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi seçim bölgesi İzmir 2. bölgeden aday. İzmir'den ağırlıyoruz. Bugün son mitingini İzmir'de yaptı. İlçelerini gezdi. Hayli yoğun bir programı vardı. Akşam bizim sorularımızı yanıtlamak üzere programımızda tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün 3 meslektaşım, 3 değerli gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu'na sorularını yöneltecekler. Aslı Aydın Taşbaş bizimle birlikte. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Deniz Zeyrek, Hürriyet Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Teşekkür ediyoruz. Ve Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Çok teşekkür ederiz. Arkamda gördüğünüz bu güzel manzara, bu güzel havada seçimin havasını konuşacağız. Bu akşam saat 24'te seçim yasakları başlıyor. Seçim yasaklarına girmeden önce son olarak Ne Oluyor da CHP liderini ağırlamış olacağız. Kendisiyle birlikte seçim sürecine biz en azından televizyonlar olarak noktayı koyacağız. Ta ki pazar günü saat 17'ye kadar. Birazdan başlıyoruz CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Kısa bir ara vereceğim. Her zaman olduğu gibi bizden lütfen ayrılmayın. Sorularınızı gönderin. CHP liderine soruyorum. Etiketimiz var, hashtagimiz var. Sorularınızı da bekliyorum. Birazdan görüşmek üzere efendim. Önce açtık. Söylediğim gibi arkamdaki güzel İzmir manzarasında, güzel İzmir'de CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlıyoruz. Efendim teşekkür ederiz. Bir kere öncelikle sorayım. Nasıl İzmir'de bugün, nasıl bir gün geçirdiniz? Ben öyle başlayayım. Ve ne diyeceksiniz İzmirlilere, bizi seyredenlere, herkese? Sabah erken saatlerde İstanbul'dan geldim. İkinci bölgedeki ilçelerin büyük bir kısmını gördüm, ziyaret ettim, konuştum, vatandaşlarla buluştuk. Tire'de önce bir parkta vatandaşlarla bir araya geldik, sohbet ettik. En son Bornova'da bitirdik bugünlük çalışmayı ve şimdi buradayım. Buradasınız, hoş geldiniz. Tabii İzmir'de çok teşekkür olmak ederim. Güzel bir şey, onu da ifade edeyim. Aslında İzmir'e geldiğimde özgürlüğü tadabiliyorsunuz. Sokaklarında, caddelerinde insanlar rahatlıkla gezebiliyorlar. Bu gerçekten güzel bir olay. Evet, güzel İzmir, özgür İzmir diye başladık. Evet. Şimdi ben müsaade ederseniz ilk sözü Erdem Gül'e vererek başlayacağım. Neden derseniz? Çünkü biraz önce bütün sosyal medyada da manşetti. Bütün televizyonların ve gazetelerin internet sitelerinde de manşet. Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik bir bombalı saldırı ihbarı üzerine polis koruması altına alındı. Erdem Gül, biraz bu işin içeriğini anlatabilir misiniz? Evet. Ne oluyor oralarda? Genellikle bizim açımızdan terzi söküğünü dikemez denir ama bu sadece terzilik bir mesele değil, ülkenin bir meselesi. Hani medyanın da tartıştığımız ülkenin genel sorunları bağlamında. Ben hemen biraz size detay bilgi vermek için anlatayım. Akşamüstü saat 6 sıralarında galiba hem İstanbul merkezimizde, olağanüstü bir önlem İstanbul merkezimizdeki, bütün sokağın başları tomalarla tutularak, Ankara'da da bir polis önlemi, Ankara büromuzda da, İzmir büromuzda da sanırım var. Fakat uzunca bir süre resmi bir açıklama ya da bildirim yapılmadı. Ama tabii Türkiye'de tehlikeli bir ülke konumundan geçtiği için, Türkiye çok uzunca bir süredir net bir bilgi almamakla birlikte alınan önlemin olağanüstü olduğu görülüyor. Şu ana kadar bize verilen bilgilerde, hani bilgi kırıntılarında, size yönelik değil, seçimler sonrasına kadar, hani 1 Kasım sonrasına kadar biz kendi önlemimizi alıyoruz deniliyor. Basının içinden geçtiği durum bakımından da insanlar tedirgin, doğal olarak. Hep beraber tedirginiz. Böylesi bir durum var açıkçası seçime 24 saat kala. Evet. Ne dersiniz efendim? Nasıl yorumlarsınız bu durumu?
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle son 2-3 yıldaki gelişmelere baktığımız zaman bir güvensizlik ortamının egemen olduğu, bir güvensizliğin egemen olduğu bir ortamı görüyoruz. Kişiler hayatlarından, sokakta gezerken her an bir olayla karşılaşacaklarından ciddi endişeler duyuyorlar. Gazeteler aynı şekilde baktığınız zaman eğer bir yere baskın yapılıp televizyon ekranları karartılıyorsa o başka bir sorun. Gazetelere yönelik saldırı var bir başka sorun. Bir gazeteci açıkça ölümle tehdit edildi bir başka sorun. İşte Hürriyet gazetesi bir AKP milletvekilinin öncülüğünde basıldı, tehdit edildi o başka bir sorun. Şimdi de tabii bir terör belası var. Orta Doğu'dan ithal edilen bir terör belası var. IŞİD'in terörü var. Dolayısıyla IŞİD'in Türkiye'de uyuyan hücreleri var. Bakın 70 ilden Türkiye'de 70 ilden IŞİD'e katılan var. Suriye'ye gidenler var. 70 ilden eğer bir ülkede insanlar kalkıp bir başka ülkeye terör amacıyla gidiyorsa o ülkede bir taban tuttuğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu vahim bir tablo ve bu tablonun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Hükümet önlem alıyor ama yani her ihbarı değerlendiriyor kendisine göre. Ama sonuçta şu var, güvenin olmadığı bir atmosfer var ve Türkiye'nin bu atmosferden süratle çıkması lazım. Belki özür dilerim, belki şöyle bağlamak lazım. Bu atmosferi kim yarattı ve hangi politika yarattı bu atmosferi? Asıl üzerinde durmamız gereken bu. Yani mevcut hükümeti sanki çok masum bir hükümet, sadece önlem alan bir hükümet olarak düşünmemek lazım. Bu atmosferi yaratan AKP hükümetleri, bu güvensizlik ortamını yaratan AKP hükümetleri. Dolayısıyla biz yarın sandığa giderken bütün bunları düşünmek zorundayız. Efendim ben tam da bunu soracaktım. Yani hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti söylemlerinde işte bu istikrarsızlığın, bu güvensiz ortamın bitmesini istiyorsanız tek parti iktidarını tercih edin, tek parti iktidar gelirse istikrar gelir gibi bir söylem ve propaganda kullanıyorlar. Yani bu sizin söylediğiniz şeyle birlikte değerlendirmenizi isteyecektim. Yani yine tek parti. Deniz Bey yine tek parti. Çift parti mi var şu anda hükümette? Hayır. Yine AKP hükümeti. Ya Davutoğlu eskiden başbakan değil miydi? Başbakandı. Erdoğan eskiden başbakan değil miydi? Başbakandı. Şimdi biri cumhurbaşkanı, biri başbakan. Bu kadar açık. Yani tek parti, bir muhalefet partisi mi var yanlarında? O da yok. Ülkeyi bu hale getirenler bunlar değil mi? Bunların izlediği dış politika değil mi? Orta Doğu bataklığına Türkiye'yi sürüklemeyin diye defalarca söyledik. Yapmayın, bu yanlıştır dedik. Sizin bir başka ülkenin iç işini karıştırmaya gerekçeniz ne? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz bunu? Bunu yaptılar. Şimdi başlarına bela aldılar. Şimdi bunun faturasını birilerine çıkarmak istiyorlar. Biz değil, başkaları oldu. Kime çıkarıyorlar? Doğrudan vatandaşa çıkarıyorlar. Sen bunu yaptın diyorlar. Bu o anlama geliyor. Sen bunu yaptın. Sen bunu yapmasaydın biz kurtaracaktık. Olur mu böyle şey? Düne kadar Esad'la kardeşlerdi. Sonra Esad bizi kandırdı oldu. Ha böyle bir tablo olabilir mi? İşin sorumlusu izledikleri politikalardır. Yani bundan 4 yıl önce Türkiye'de IŞİD mi vardı? Bu bağlamda şunu merak ediyorum. Bugün çok trajik bir olay yaşandı. Urfa'da iki Suriyeli gazeteci, IŞİD aleyhine, IŞİD'e muhalif tavır takınan, blog açan ve IŞİD kontrolündeki Raqqa'dan haberler yapan iki genç meslektaşımız Urfa'da ölü bulundu. Kafası kesilmek suretiyle bir IŞİD infazı gibi gözüküyor. IŞİD Türkiye'de daha önce eylem yaptı. Malum Ankara daha öncesi var. Ama bu ilk defa IŞİD tarzı olarak bildiğimiz dehşet bir eylem. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki olayın tabii mahiyetini tam bilmiyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik herhangi bir tehdit ya da size yönelik şu zamana kadar yetkililerin bildirdiği bir tehdit ya da istihbarat var mı? Aslanım böyle bir tehdit gelirse tabii biz bunu ilgili kurumlara mutlaka bildiririz. Bildirmemek mümkün değil zaten. Ama böyle bir tehdit önce bize haber verip sonra gelmezler.
oturup planlı programlarını yaparlar. Terörü nasıl gerçekleştirecekler? Herhalde bunu oturup düşünürler. Ama bugün Rakka'dan kaçıp Urfa'ya gelen iki Suriyeli gazetecinin kafasının kesilerek öldürülmesi vahşi bir olay. Yani nasıl olur böyle bir tabloya bu hükümet izin verir? Çünkü bu Suriyeli gazeteciler mutlaka izleniyordur. Mutlaka ama. Oradaki terör örgütü hücreleri de mutlaka izleniyordur. Peki bu tabloya nasıl izin verdiler? Sorun şu. IŞİD terörü ilk Türkiye'de yuvalandığında önlem alınmadı. Hükümetin kontrolünde ve korumasında bırakıldı bir anlamda. Neden derseniz, ta Suriye'deki eylemler başladığında bunlar yaramaz çocuklar dendi. Niğde olayı olduğunda üzerine yeteri kadar gidilmedi. Suruç olayı olduğunda üstüne yeteri kadar gidilmedi. En son Ankara olayı olduğunda ne gariptir ve ne hazindir. Olay sanki bir terör örgütlerinin kokteyliymiş gibi sunulmaya başlandı. İçinde PKK var, DHKPC var, IŞİD var, herkes var. Melih Gökçek dışında çok inanan yok bu teoriye ama Melih Gökçek uzun uzadıyor. Ama bakın, yani siz bir ülkeyi yönetiyorsunuz, eylemin kimin yaptığını kamuoyuna açıklamıyorsunuz. Bu şu anlama gelir, ben IŞİD'i koruyorum anlamına gelir. Arkadaş, bunu IŞİD yaptı. En son savcı açıklama yaptı. Bakın, en son savcı açıklama yaptı, eylemi IŞİD yaptı. Şimdi böyle bir tabloyu hükümet eğer gizlemeye çalışıyorsa, yani IŞİD'in yapmadığı yönünde kafaları bulandıran demeçlerle yola çıkıyorsa, siz bu olayın üstüne gitmek istemiyorsunuz anlamına gelir. Ve gitmiyorlar. En sonunda Diyarbakır'da olayın üzerine gidildi. Ama 70 ilden militan Suriye'ye gidiyor. Konya'da yuvalandıklarını biliyoruz. Ankara'da yuvalandıklarını biliyoruz. Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da yuvalandıklarını biliyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Bütün bunlardan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün haberi var. İstihbaratın haberi var. İstihbarat bütün bu ayrıntıların tamamını biliyor. Telefonlarını dinliyor. Şöyle bir ikilemi yok mu? Doğru konuşmak gerekirse. Evet. IŞİD'in üzerine çok sert giderse IŞİD'in kendisine hayatı dar edeceğinden korkuyor aslında. Gerçekte yetkililerin böyle bir ikilemi var. IŞİD'in üzerine Suriye içinde ya da Türkiye içinde çok sert giderse kendisini daha fazla IŞİD eylemlerine açık hale getirecek. Korkuyor. Ben de gayet iyi biliyorum ki hükümet IŞİD'in üzerine yeteri kadar gitmiyor. Çünkü uyuyan hücreler harekete geçerse çok daha büyük felaketler olabilir endişesinde. İyi de bunları besleyip bu hale getirenler bunlar değil mi? Yazık, günah değil mi bu memlekete? Gencecik çocuklar, bakın, gencecik çocuklar gidip IŞİD'e katılıyorlar. Ne adına? Müslümanlık adına. Ya Müslüman adam cami bombalar mı? Cami bombalayan örgütün elemanı olur mu? Türbe bombalar mı? Türbe bombalayan örgütün elemanı olur mu? Tabii burada en çok kızdığım kurumlardan birisi de şu. Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor? Bu çocuklarımıza bunun Müslümanlık olmadığını kim anlatacak? Hadi ben politikacıyım, bunu anlatırım. Ama sonuçta görevi Müslümanlığı, barışı, kardeşliği, huzuru anlatmak olan Diyanet İşleri Başkanlığı IŞİD'e yönelik olarak bugüne kadar hangi açıklamaları yaptı? Camilerimizde bu konuda bir açıklama yapıldı mı? IŞİD'in bir terör örgütü olduğu anlatıldı mı? Bunların hiçbirisi yapılmadı. Niçin yapılmıyor? Çünkü hükümet izin vermiyor. Sorun da bu. Hükümet terörü satın aldı ve bu ülkeye getirdi yanlış politikayla. Şimdi bunun bedelini vatandaş ödüyor. Efendim, vatandaş ödüyor. Efendim, son televizyonlardaki reklam filmlerinizde kendi sesinizle konuştuğunuz, benim gençliğim çatışmalı bir Türkiye'de geçti, evet, diyorsunuz. Yani bahsettiğiniz konular, evet, aslında. Bununla benim derdim var diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani bir iktidar istiyorsunuz pazar, evet, gününde. Nasıl çözülecek efendim bu çatışma sorunu? Türkiye 7 Haziran'dan itibaren de hem bahsettiğiniz IŞİD hem de her türlü bir çatışmanın içinde savrulup gidiyor. Sürekli tırmanıyor.
Var mı hazır bir hani biz pazar günü gelirsek bu çatışma ortamını bitiririz? Erdem Bey, az önce söyledim. İstihbarat bunların tamamını biliyor. Ben bombanın patladığı gün emniyetin hangi yazılar yazdığını da biliyorum. Bilmemesi mümkün değil. Telefonları dinliyorlar zaten. Türkiye'de istihbarat zafiyeti yok aslında. Eylem zafiyeti var. Gidip kişiyi bulup tutuklayacaksınız, gözaltına alacaksınız. Şimdi hükümet IŞİD'i henüz bir terör örgütü olarak kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor mu sizce? Bakın şimdi, Maliye Bakanlığı'nın iki kararnamesi var. Maliye Bakanlığı'nın IŞİD'in mal varlıklarına el konulmasıyla ilgili. Neden? Birleşmiş Milletler IŞİD'i terör örgütü olarak gördüğü için. Bütün dünyaya bildiriyor. Diyor ki IŞİD terör örgütüdür, mal varlıklarına el koyun. Bizden de iki kararname çıkıyor. Kararnamelerin yürütme yetkisi Maliye Bakanlığı'na ait, İçişleri'ne değil. Bu bir mecburiyet olarak zaten Türkiye'nin imzalaması şart koşuldu. Tabii mecburiyet yok. Aksi evet. Halde Birleşmiş Milletler içeride üyeliği tartışmalı konu haline gelir. İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? İçişleri Bakanlığı aslında üstüne düşen bütün görevi yapıyor. Hücreleri buluyor. Telefonları dinliyor. Bunların hepsini yapıyor aslında. Fakat üstüne gidemiyor. Neden? Siyasi iktidar buna yeteri kadar izin vermiyor. Vermediği için de bu bela geldi Türkiye'nin gündemine ve işte yüzlerce çocuğumuz hayatını kaybetti. Niğde'de kaybetti, Suruç'ta kaybetti, Ankara'da kaybetti. Bütün bunlara rağmen, bakın acı olanı şu, bütün bunlara rağmen bunu IŞİD yaptı diyemiyorlar Ankara'daki olayı, ta ki Cumhuriyet Savcılığı açıklama yapıncaya kadar. Bu konuda var mı sorununuz Deniz'lere, yoksa yok. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var, onu araya koyalım mı? Bir basınla da başlamıştık, hani basın özgürlüğü de. Şimdi işte bugün TV, Kanal Türk vesaire onların kayyum atandı bir holdinge ve işte o gazete ve televizyonlarda bir takım uygulamalar oldu. Siz de desteğinizi gösterdiniz. Yani destek ziyaretleri oldu vesaire. Evet. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon kanalında şöyle bir ifade kullandı. Onu size sormak istiyorum. Son günlerde biliyorsunuz yargı bir karar verdi, kayyum kararı verdi. Şimdi bu kayyum kararıyla ilgili ortaya konulan eylemleri görüyorsunuz. Peki daha önce bu yargı bu ülkede, yani bizim silahlı kuvvetlerimizden tutunuz da çok farklı mahfiller, çok farklı gazete ve vesaire yazarları, çizerleri içeri attığı zaman bunların hiç sesi çıkıyor muydu? Böyle bir ifade kullanmış. Kendisinin yani sesi çıkıyor muydu? Asıl sorulması gereken o. Yönetici konumda olan o. Başbakan olan o. Bıraktı, ben bu davaların savcısıyım dedi. Dün onu söyleyen bunu nasıl söyleyebiliyor? Dün söylediğini nasıl hatırlayamıyor? Biz bakın, hukuk dışı her eyleme karşıyız. Hukuk dışı. Hukukun üstünlüğüne inanırız. Siz hukuk içinde mücadele edecekseniz hiçbir sorunumuz yok zaten. Ama hukukun dışına çıkıp bir kendinize özel bir eylem planı geliştirir ve bunu yaparsanız, yani zorbalık yaparsanız, bu Türkiye'nin itibarını dünyada sıfırlar. Bakın bu olaya bütün dünya tepki gösterdi. Bütün uygar dünya tepki gösterdi. Bu olmaz dedi. Olamaz zaten. Niye el koyuyorsunuz? Hangi gerekçeyle el koyuyorsunuz? Gazetelere ve televizyon ekranlarını karartıyorsunuz. Onlar AKP hükümetini göklere çıkarsalardı emin olun hiçbir şey olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Eleştirdikleri için yapıyorlar bütün bunları. Ve doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Dediğim gibi eğer devletin içinde bir paralel yapılanma varsa oturur hukuk içinde incelersiniz, yakalarsınız. Onları şu veya bu şekilde yargının önüne çıkarırsınız. Burada o kadar ön yargılı bir tavır var ki Deniz Bey. Atadıkları kayyumdan belli, kayyumlardan belli. AKP militanlarını getiriyorlar, muhalif olan bir grubun başına yerleştiriyorlar. Gazeteler şimdi hükümeti alkışlamakla meşgul. Televizyon kanalları yine hükümeti alkışlamakla program yapıyorlar. Şimdi bu mu kayyum? Türkcell'i hangi hale getirdiler baktığınız zaman? Türkcell'i. TRT hangi halde? Acaba Sayın Cumhurbaşkanı TRT'nin tarafsızlığı konusunda bir demeç verdi mi bugüne kadar?
bir demeç verdi mi? Tam anlamıyla iktidarın militan radyosu, televizyonu haline geldi. Ben bunu TRT ekranlarında da söyledim ama ne zaman söyledim? Zorunlu olarak bana yer verdikleri zaman söyledim. Efendim, generaller, yazarlar, çizerler içeri atıldığında siz ne yaptınız, ne yapıyordunuz? Biz eleştirdik, bunlar doğru değildir dedik. Silivri duruşmaları yanlıştır dedik. Ben oradaki gazetecileri, milletvekillerini, terörist diye tutuklanan Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret ettim. Burası bir toplama kampıdır dedim. Bütün bunların hepsini söyledim. O zaman hepsi koro halinde beni eleştiriyorlardı. Ben Ankara'ya gelmeden önce fezlekem geldi. Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma açın diye. Ağızlarında bir cümle çıktı mı? Kılıçdaroğlu haklıdır diye. Şimdi 180 derece dönmüşler. Efendim, o zaman bunlar tutuklandı. İyi de tutuklanmalarına yol açan senin politikandı. Sen yaptın. Bir ülkenin başbakanı, devletin bütün sırlarına vakıf, bir genelkurmay başkanını tutuklayıp terörist diye hapse atarsa, sonradan da 180 derece dönüp kendi yolsuzlukları ortaya çıktıktan sonra bunu niye içeri aldınız derse, sen ne yapıyordun? Sen armut mu topluyordun? Sen bu ülkeyi mi yönetiyordun? Yoksa geriye dönüp paralel bizi kandırdı. Ülkeyi yöneten bir adamı ya da bir bakanlar kurulunu eğer bir örgüt kandırabiliyorsa onun o koltuklardan derhal ayrılması lazım. Derhal. Bu konuyla devam edelim. Bölük bölçük gitmeyelim. Madem başladık böyle gidelim. Ben çeşitli konferans davetlerine icabet ettim son haftalarda ve aylarda. Brüksel'e gitme fırsatım oldu. Washington'a, New York'a gitme fırsatım oldu. Aynen dediğiniz gibi Türkiye yani artık ayrı bir ligde değerlendiriliyor. Artık evet. Bir Avrupa Birliği aday ülkesi falan değil. Tam bir demokrasi dışı rejim olarak tartışılıyor, değerlendiriliyor ve yani bunun yarattığı tahribatı, demokratik gerileme diyorlar Türkiye ile ilgili. Bunların bu tarz olayların yarattığı tahribatı bugünden itibaren tamir etmeye çalışsak zaten 5-6 yıl en ihtimal alacak diye düşünüyorum ama şunu merak ediyorum. Bu analiziniz dediğiniz gibi dünya tarafından da paylaşılıyor ama seçmen ne diyor? Daha önceki seçimlerde seçmenin aslında da hak ve özgürlükler noktasında biz gazeteciler kadar ifade özgürlüğü noktasında biz gazeteciler kadar hassas olmayabildiğini gördük. Şimdi 5 ay sonra ikinci seçim sürecindesiniz. Evet. Siz İzmir'de dolaşırken, Kayseri'de dolaşırken, Diyarbakır'a gittiğinizde, Ankara sokaklarında dolaşırken insanlar hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar vesaire gibi konularda Kemal Bey ne oluyor, ne olur gelin bizi kurtarın diyor mu yoksa aslında da ekonomik vaatlerle mi ilgili? Çünkü dikkat ediyorum geçen yıllara kıyasla Evet. Bu kampanyanızı ekonomi üzerine kurdunuz. Buradan yola çıkarak acaba seçmen bizler kadar duyarlı değil mi diye sormak istiyorum. Ya da bölgesel olarak değişiyor mu? Son derece önemli bir soru aslında bu. Nedeni şu. Şimdi vatandaş öyle bir konumda ki özgürlüğü, demokrasiyi, Türkiye'yi düşünecek konumdan çok uzaklaşmış vaziyette. Büyük bir kesimi. Bir, borç batağında. Borç batağında. Baktığınız zaman icra dairelerinin sayısı zaten iki katına çıktı. Adamcağız akşam eve nasıl gideceğim onun telaşında. Siz bu adama demokrasiyi, bu adama özgürlüğü falan anlatamazsınız. Mümkün değil zaten. İşsiz, çocuğu işsiz. Emin olun bugün İzmir'de, yanlış hatırlamıyorsam Tire'de bir kadın geldi yakama yapıştı. İki çocuğu üniversite mezunu, yıllardır evde oturuyorlar. Biz bunlara nasıl iş bulacağız? Bana yardımcı olun diyor. Şimdi bu bir anne, bakın, dişinden tırnağından artırmış ve bu çocukları üniversiteye göndermiş ve çocuklar üniversiteyi bitirmişler. Şimdi annenin hayali neydi? Liseyi bitirse iş bulamazdı. İlkokulu bitirse iş bulamazdı. Üniversiteye gönderdim, güzel bir iş bulacak ve benden daha iyi bir hayat standardını yakalayacak. Şimdi aynı anne üniversiteyi bitiren iki çocuğuna bakmak zorunda. Hiçbir gelir de yok çocukların. Bu tablo acı bir tablo. Şimdi bu anneye siz demokrasiyi, özgürlükleri bunu anlatamazsınız. Çok zor. Çünkü onun bütün sorunu ben iki çocuğuma nasıl iş bulacağım.
Aynı tablo, Şanlıurfa'da karşılaştığım tablo. Hani bugün iki Suriyeli gazetecinin kafasının kesildiği Şanlıurfa'da. Bakın, Sabahçı kahvesine gittim, İşsizlerin kahvesine gittim. Orada bir vatandaşla oturup sohbet ettik. Ben dedim, 60 lira gündelikle çalışıyorum. İşte buraya geliyorum, insanlar geliyor, işverenler. 5 işçi, 10 işçi alıp götürüyorlar, biz de gidiyorduk. 60 liraya çalışıyordum, saati de yok. Kaç saat dese çalışırdık ama 60 liraya ben çocuklarımı geçindiriyorum. Suriyeliler geldi, şimdi onlar 20 liraya çalışıyorlar, kimse bizi tercih etmiyor. Şimdi bu adama siz neyi anlatacaksınız? Anadolu'nun içi boşalmış vaziyette şu anda. Anadolu'nun içi boşalmış vaziyette. Ve Anadolu çok farklı bir yer. Çok farklı bir yer. Egemen olan siyasete ilgi, egemen olan alan din, egemen olan alan etnik kimlik, egemen olan alan yaşam tarzı. Hiç siyasetin konusu olmaması gereken temel normlar siyasetin odağına oturtulmuş vaziyette. Böyle bir tablo var. Ve biz bu tablodan vatandaşı kurtarmak istiyoruz. O nedenle 7 Haziran öncesi açıkladığımız seçim bildirgesinde ve son 1 Kasım öncesi hazırladığımız seçim bildirgesinde ekonomiye ağırlık verdik. Yani vatandaşı bu bataktan bir şekilde bizim çekip kurtarmamız lazım. Ben bütün vatandaşlarıma miting meydanlarında söylüyorum. Siz hiç AKP'nin, bakın 13 yıldır iktidardalar, biz işsizliği şöyle çözeceğiz diye bir cümle kurduklarını duydunuz mu? Duymadıysanız, 6 milyon işsiz var bu ülkede. 6 milyon. Her 4 üniversite öğrencisinden biri işsiz ayrıca. O anneler artık dünyaya bakışlarını mı değiştirirler? Partilerini mi değiştirirler? Oturup yeniden düşünmek zorundalar. Senin çocuğunu işsiz bırakan bu düzene oy vermemeleri gerekir. Bu düzen bizim düzenimiz değil demeleri gerekir. Devletin sosyal yapısı tamamen bitmiş vaziyette. Bu yapının yeniden düzelmesi lazım. Siz bir cümle kurdunuz. Dediniz ki yeni gelen hükümet bunu 5-6 belki 7 yılda düzeltir. Hayır. Ben 4 yılda düzeltmeyi taahhüt ediyorum. 4 yılda. Ekonomik tablodan söz ediyorsunuz. Ekonomik ve tabloyu imaj. Da birinci sınıf demokrasiyi de insan haklarını da kadın erkek eşitliğini de öğrencilere yurt sorunu da yani yurt sorunu 1 yılda çözeceğiz mesela. Bütün bunları yapmak mümkün. Birinci sınıf demokrasiyi getirmek mümkün. Bizi eleştiren, hani bizim havuz medyası diye zaman zaman eleştirdiğimiz gazetelerde istedikleri gibi yazacaklar. Onlara da bir kısıtlama getirmeyeceğiz. Yani bizim öyle bir niyetimiz yok. Gerçekten Avrupalı bile şaşıracak. Böyle bize fasıl açın, biz şunu yapacağız ya da onlar dayatacaklar, bunu yapmazsanız olmaz diye. Bunları hiç düşünmeyeceğim. Ne varsa birinci sınıf demokraside aynısını getirip kendi ülkemizde uygulayacağız. Dolayısıyla o zaman Avrupalılar bizi alıp almamakta ya bir haksızlık yapıyoruz diyecekler. Şu anda Türkiye kapının dışında. Eskiden eşikteydi. Şu anda tamamen kapının dışında. Sizin taşıdığınız yani bu ülkenin aydınlarının taşıdığı ya da siyasetçi olarak bizlerin taşıdığı kaygının benzeri gidin bütün uygar dünyada var. Bana soruyorlar zaten Türkiye nereye gidiyor diye. Ne oluyor Türkiye'de diye. Böyle bir Türkiye nasıl çıktı ortaya diye soruyorlar. Türkiye'nin bu atmosferden çıkması lazım. Onun için 1 Kasım seçimleri çok önemli. Vatandaş bu seçimlere düşünerek gitmek zorunda. Düşünerek. 13 yıllık tabloyu değerlendirerek gitmek zorunda. İstikrardan söz ediyorlar. Efendim işte tek parti olursa istikrar olur diye. Bu tek parti değil miydi? İstikrarsızlığın kaynağı. Belki sizi kastediyorlardır efendim. Tek efendim? Parti. Belki sizi kastediyorlardır tek parti. Cumhurbaşkanı belki sizi kastediyordur tek parti iktidarına verin diye diyor Deniz Zeyrek. İmkanı var mı? Resepsiyonda bunun altını çizdi çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tek parti olmalı çünkü istikrar o zaman olur dedi. Eğer öyle bir şey olsaydı bugün Avrupa'nın tamamı neredeyse istikrarsız olurdu. Peki bugünkü tablo ekonomik açıdan bakın, siyasal açıdan bakın, dış politika açısından bakın, eğitim açısından bakın, terör açısından bakın. İstikrarlı mı? İstikrarsız. Efendim peki. Kim iktidarda? AKP iktidarda. Yani ben... Tek başına iktidar mı? Tek başına iktidar. Muhalefet var mıydı yanlarında? Muhalefet yoktu. Beraber bir koalisyon yoktu. İstikrarsızlığın kaynağı olan bir parti nasıl olur da ülkeye istikrar getirir? Kaldı ki
artık iktidar partisinin şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bir siyasal parti artık sorunun bir parçası olmuşsa, sorunun öznesi olmuşsa o artık Türkiye'ye bir şey veremez. AKP'nin geldiği tablo bu. Gayet açık, gayet net. Yani sorunun kaynağı mı? Evet. Sorunun parçası mı? Evet. Dış politikada yanlış yaptım. Evet. Şimdi bağırıyorlar. Ülkeye turist gelmiyor. Niye gelsin turist? Bu kadar terörün olduğu yerde, gazetecilerin kafalarının kesildiği yere vatandaş niye gelsin, yabancı birisi? Efendim ihracatımız artmıyor. Niye artsın? Mal satacak komşu mu bıraktınız siz? Nereye vereceksiniz mallarınızı? Suriye'ye mi satacaksınız? Irak'a mı? Afrika'ya mı veya Arap Yarımadası'na mı? Nereye satacaksınız? Mısır'a mı satacaksınız? Tamamen dışlarına mı? Türkiye var. Kim yaptı bunu? Fatura bize mi çıkacak? Biz iktidar değiliz ki. Biz düzeltmeye çalışıyoruz. Bu tabloyu değiştirmeye çalışıyoruz. Yani bu ülkeye yazık günah. Bu ülkenin insanlarına yazık günah. Demokrasimize yazık günah. İstikrarsızlık kaynak tamamen ve tamamen bu hükümetin kendisidir. Şimdi burada bir virgül koyalım, hem sizi biraz dinlendirelim ama bu bölümün özetini ben şöyle anlıyorum. Dolayısıyla belki manşetimizi de oluşturan bölüm olabilir. Siz diyorsunuz ki önce açlar doyurulmalı, önce işsizlere iş bulunmalı. Bunları yaparsak zaten demokrasi, hukuk, adalet ve hak ve hukuk beraberinde gelir. Çünkü herkesin önemli olan önce çocuğunun kendisinin ekonomik olarak güvence altına alınmasıdır. Budur diye özetleyebilir miyiz? Tipik bir örnek vereyim. Bir kişi açsa onun birinci önceliği karnını doyurmaktır. Karnını doyurduysa yanındaki açın karnını doyurmasını ister. Yani bizim yapmamız gereken önce refahı sağlamak. Herkesin karnını doyabileceği bir Türkiye'yi sağlamak. Kuşkusuz bunların eş zamanlı olması lazım. Yoksa hepimiz karnımız doysun ama hukuk bir tarafta kalsın değil ama. Hukukun üstünlüğü her halükarda olmak zorundadır. Olmazsa olmazdır zaten. Hukukun üstünlüğü olacak ki zaten bu sistem daha sağlıklı olabilsin. Şimdi kısa bir virgül koyacağız. Reklam arası vereceğiz. Sorularınızı görüyorum. Zaten seyircilerimiz ya da seçmenleriniz ya da CHP'yi duymak isteyenler en fazla da bu ekonomi konularında soru sormuşlar. Atanamayan öğretmenler sizden mesaj bekliyor. Sağlıkçılar mesaj bekliyor. Taşeron işçiler. Hepsini görüyorum. Hepsini de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na soracağım. Biraz sabredin. İkinci bölümümüzde diğer vaatleriyle ve CHP'nin yapmayı planladıklarıyla devam edeceğiz. Kısa bir ara, bizden ayrılmayın lütfen. Devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam Ne Oluyor'un konuğu. Seçim yasaklarına çok az bir süre kala son röportajını CNN Türkiye Ne Oluyor programına veriyor. Bu bölümde devam edeceğiz. Gazeteciler soruyorlar. Erdem Gül'le devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi, buyurunuz. Efendim gene geçtiğimiz haftalarda partinizin önünde silah sesleri, 5 el ateş edildi. Sonra hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Başbakan geçmiş olsun, evet, anlamında sizi aradılar. Bugün gene Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Yani bir türlü, belki siz de şöyle düşünüyorsunuz ya da izleyenler, bir türlü bir çatışma sürecinden çıkamıyoruz. Çatışma sorularından çıkamıyoruz ama orada da seçime kadar 24 saat, 48 saatimiz var. Yine bir HDP hedef alınırsa ne olacak gibi bir soru. Tam olarak şöyle diyor Cumhurbaşkanı, evet, eğer seçime kadar HDP'ye bir saldırı, evet, olursa buna bir soru işareti, evet, koymak lazım. Böyle de bir demiş, sözü var. Böyle bir açıklaması var. Bütün bunları neye yoracağız? Yani hatta geriye doğru şöyle de alayım. Biz geriye doğru bu seçimi bir yandan hani koalisyon kurulsun mutlaka diyen bir görüş,
kurulmasın diyen bir görüş ama seçim kararı alındıktan sonra da seçim yapılacak mı yapılamayacak mı acaba güvenlik nedeniyle gibi bir tartışmanın ortasında gittik bu seçime. 48 saat kaldı, hala bir gene böyle bir çatışma, tehdit, tehlikeden bahsediyoruz. Erdem Bey, beni üzen neydi biliyor musunuz? Genel merkez önünde silah atıldı. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterimizi arıyor. 2-3 saat içinde biz aydınlığa kavuşturacağız diyor. Sonra Sayın Başbakan aradı. Olayın takipçisi olduklarını söylediler. Sonra bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı aradı. Failin ismini verdi. Failin ismini verecek olan ya Başbakan'dır veya İçişleri Bakanı'dır. Öyle anlaşılıyor ki İçişleri Bakanı, Başbakan atlanıyor, doğrudan Cumhurbaşkanı'na bilgi veriliyor. Dramatik olanı bu. O nedenle söylüyorum, bu ülke iyi yönetilmiyor. Kim, yani asıl sorumlusu kim bu ülkenin? Yönetim sorumlusu kim? Yasalara göre Sayın Davutoğlu. Fiili durumda Davutoğlu konu mankeni. Böyle bir Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kalkıp da böyle bir açıklama yapması şu anlama geliyor. Bu hükümette iş yok. Davutoğlu'nda hele hele hiç iş yok. Her an bir patlama olabilir. HDP kendisine komplo kurabilir. Dolayısıyla hepimizin dikkatli olması lazım. Siz nesiniz? Siz nesiniz? Ve siz kimsiniz? Ve siz bu ülkeyi yönetmekten sorumlu değil misiniz? Ortada sağlam bir veri olmadan, elde bir belge olmadan ya da en azından yasa dışı bile olsa bir telefon kaydı olmadan bir cumhurbaşkanı böyle bir cümleyi kurabilir mi? Bu ülkede demokrasi zaten bitmiş vaziyette. Hukuk falan kalmamış vaziyette. Bir kişinin dudağından çıkan iki sözcük savcı tarafından, hakim tarafından, müsteşar tarafından, bakan tarafından yasa maddesi olarak kabul ediliyor. Güvensiz bir ortam. Güvensizliği besleyenler onlar zaten. HDP böyle bir şey yapacaksa önlemini al kardeşim. Senin emniyet güçlerin yok mu? İstihbaratın yok mu? Var. Niye önlem almıyorsun? Hangi gerekçeyle önlem almıyorsun? Ülkeyi zaten kan gölüne çeviren de sizsiniz. Dönüp dediler ki PKK bizi kandırdı. PKK sizi kandırdıysa siz bu devleti nasıl yöneteceksiniz o zaman? Nasıl yöneteceksiniz? Düşünebiliyor musunuz? Bir örgüt, bir terör örgütü bir hükümeti kandırıyor. Evet, kandırdı. Doğu, Güneydoğu'yu silah deposu haline dönüştürdü. Herkes biliyor bunu. Ordu da biliyordu, emniyet de biliyordu, jandarması da biliyordu. Hepsi biliyordu. Kapatan kimdi? Bu hükümetti kapatan. Valiye talimat verip kimse dokunmasın diyen bu hükümetti. Sonra bizi kandırdı diyorlar. Şimdi de kalkmışlar milliyetçi ayaklarına yatıyorlar. Kimseyi kandırmasınlar. Efendim peki tam kitabın ortasından soracağım şimdi burada. Şimdi siz 30 milyon insanı ilgilendiren çok önemli vaatlerde bulunuyorsunuz. Hatta önce başta biraz dalga geçildi, kaynak soruldu vesaire ama sonra bütün partilerin bildirgesine girdi vaatleriniz. Siz de zaten yeni kampanyanızda onu kullanmışsınız. Bu kadar insanın hayatına doğrudan dokunan projelerle çıkmışsınız. İşte son seçimde %25 oy aldınız. Karşı tarafta da işte insanların güvenliğiyle ilgili bir işte istikrarsızlıktan bahseden, sürekli işte bir istikrarsızlık ortamını bir enstrüman olarak gündemde tutan bir söylem var. Biraz önce saydıklarınızı kastediyorum. O partide %40 alıyor. Buradaki temel sorun nedir? Yani siz bu kadar insanın hayatına doğrudan dokunabildiğiniz halde 25'te kalıyorsunuz. İşte AK Parti sürekli işte istikrar, biz gidersek istikrar bozulur, güvenlik sorunu olur, işte terör vesaire ve siz de diyorsunuz ki 13 yıldır zaten bu işlerin önlenememesinde sizin payınız var diyorsunuz. Buna rağmen onlar %40 alıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bizim 7 Haziran öncesi hazırladığımız seçim bildirgesi gerçekten çok temel sorunlara değiniyordu. Çözümler de üretiyordu. Ama
Bildirge açıklandıktan sonra bir kaynak tartışması oldu. Acaba kaynağı var mıdır yok mudur diye bir tartışma oldu. Hatta Maliye Bakanı açıklama yaptı. Eğer kaynak bulurlarsa ben de oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim dedi. Şimdi bizim seçim bildirgemizin doğru olduğu ve Türkiye'de kaynağın da olduğu ve bu kaynağı da en iyi saptayanın CHP olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bir önceki seçimlerde söylemler doğru, gerçekleşme şansı ne kadar olabilir diye bir kaygı şu veya bu şekilde vardı. En azından belli bir kesimde vardı. Ama şimdi o kaygıların tamamı dağılmış vaziyette. Evet, bu ülkede kaynak var. Ve CHP doğru projelerle çıkmış. Bizim projelerimizin bir kısmını biraz da böyle mahcup bir şekilde kopyaladılar. Kendi seçim bildirgelerini de koydular. Sadece bir parti değil aslında. Var olan partilerin tamamı aldılar. CSCS'de kendi seçim bildirgelerini koydular. Bu şunu gösteriyor. En iyi kadrolar CHP'de var. Türkiye'nin sorunlarını en iyi saptayan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Çözümleri üreten parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla eğer Türkiye gerçekten bugün içinde bulunduğu açmazdan kurtulacaksa, projeleri ortaya koyan, çözümleri ortaya koyan, sorunları saptayan bir partiye oy vermesi lazım. Bu seçimlerde bunu bekliyoruz. Ne emeklinin kafasında bir kuşku kalsın, ne taşeron işçisinin kafasında bir kuşku kalsın. Bütün bunların hepsini normalde artık emeklilerimizde, taşeron işçilerde, asgari ücretlerde gördüm. Bursa'da bir asgari ücretli geldi yanıma. Artvinler gününe gitmiştim. Siz gerçekten asgari ücreti 1500 lira yapacak mısınız dedi. Evet yapacağız dedim. O zaman bu seçimlerde size oy vereceğim dedim. Şimdi asgari ücret çok önemli. Asgari ücretin kaç lira olduğunu da hükümet benden öğrendi. Bakın netinin kaç lira olduğunu benden öğrendiler. Her bakan asgari ücretin netini farklı söyledi. Oysa o tarihte 949 liraydı. Onu bile bilmiyorlardı. Şimdi net 1500 lira yapacağız. 1500 lira da aslında insani bir rakam değil. Yani çok düşük bir rakam. Fakat eğer siz 1000 liralık yani aralıktaki bir asgari... aralıkta bir asgari ücret komisyonu toplanacak ve yeni asgari ücret belirlenecek 2016 için. Siz orada 2016 için asgari ücreti 1500 lira net yapacaksınız. Net yapacağız. Vergi olmayacak. Net 1500 lira yapacağız. Asgari ücret tespit komisyonundan hükümet adına katılan var. Hükümet adına talimat vereceğiz. Diyeceğiz ki bürokratlara siz 1500 lira olduğunu söyleyin. Herhalde işçi sendikaları hayır 1500 istemiyoruz bize 1000 lira verin demeyecekler. Onlar da 1500 lira isteyecekler. Dolayısıyla bu sorun kendiliğinden çözülmüş olacak. Şöyle bir okuma mı yapmak gerekiyor ya da ne söylersiniz bununla ilgili? Deniz'in sorusuna geri dönecek burada bir şey olursak daha söyleyeyim. Pardon, çok özür dilerim. Asgari ücreti net 1500 yapacağımızı söylediğimizde ben Türk İş'ten destek beklerdim. Hak İş'ten destek beklerdim. Evet 1500 lira olmalı diye kendi tabanlarına, kendi işçilerine mesaj vermelilerdi. Evet 1500 liraya biz de destek veriyoruz diye. Ben merak ediyorum. Bu sendika başkanları kim? Bunlar neden destek vermiyorlar? Ben onların tabanındaki asgari ücret diye destek çıkıyorum. Onlar iktidara destek çıkıyorlar. Yani hükümet de iş dünyasından itiraz bekledi. Hükümet iş dünyasına gidip bizi şikayet etti. Aman işte siz itiraz edin diye. Yani böyle bir paradoksu görmedim ben. Ve şimdi de itiraz gelmediği için artıyoruz. Korkunun egemen olduğu bir sendikacılık anlayışı ya da siyasal iktidara, iktidara kilitlenen, kendisine az para verdiği halde oraya kilitlenen bir siyaset anlayışını, bir sendikacılık anlayışını gerçekten ben hayretle karşılıyorum. Sendikacılık yapısının da değişmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Bu anlamda? Kesinlikle. İşçinin hakkını korumayan kişi sendikaların başında olmamalıdır. Mercedes'e bineceksiniz, dünyanın parasını alacaksınız. O bütün o aldığınız parayı, aldığınız o olağanüstü kıdem tazminatlarını, ikramiyeleri, bindiğiniz Mercedes'i de o işçilerin aylığından kesilen primlerle yapacaksınız. Bu ya, olmaz yani. Olmaz. Sendikacılık anlayışını da değiştireceğiz. Böyle bir sendikacılık anlayışı olmaz. Aslı'ya döneceğim ama bir sadece Deniz Zeyrek'in sorusu havada kalmasın. Dolayısıyla
Şunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani vaatlerimizi 7 Haziran'a ancak yetiştirebildik ama seçmenin bunun karşılığını şimdi vermesi gerek mi diyorsunuz? Yoksa hani bu neden bir türlü CHP'nin oyları istendiği ölçüde artmıyor? Bunun açıklamasını kendi aranızda, tepe yönetiminizde bir araya geldiğinizde nasıl yaptınız? Dolayısıyla seçmen çok kilitli, ne vereceğiz mesaj nedir? Çok kilitlenen bir yapı var. Çok kilitlenen bir yapı var. Öyle bir bloklaşma oldu ki toplumdan, insanlar birbirlerini dinlememeye başladılar. Siyasal partiler kendi gettolarını oluşturdular. Sakın başka bir televizyon izlemeyin, başka bir gazeteyi okumayın, başka bir politikacıyı dinlemeyin diye gettolar oluşturdular. Şimdi bizim 7 Haziran öncesi açıkladığımız seçim bildirgesi ilk kez kulak kabartılan bir bildirge oldu. Ya biz evet taşeron işçisiyiz. Ve taşeron işçilerin büyük bir kısmı AKP döneminde taşeron işçisi oldular. Onlar iktidar kanadına, yani AKP'ye ya bizi işe aldı diye minnet duyuyorlardı. Ama çalıştık da gördüler ki her an işlerine son verilebilir. Hiçbirisinin kıdem tazminatı hakkı yok. Hatta tatil hakları bile yok. Ama bizim hakkımızı savunan CHP. Şu karşı propagandayı yaptılar. CHP iktidara geldiği zaman sizin işinize son verecek, yeni işçiler alacak, onlara kadro verecek. Bakın bu propagandaya kadar düştüler. Oysa biz kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Zaten zor bela iş bulmuş. Onu niye ekmeğinden edelim? Ailesi var, çoluk çocuğu var, onun da hakkı var. Bugün taşeron işçiler gayet güzel bir şekilde şu anda CHP'nin taşeron işçilere kadro vereceklerine %100 inanıyorlar. Onlar dernekleştiler. Ben bütün dernekleri Ankara'ya davet ettim. Onlarla oturdum, konuştum. Onlara bu hakkı nasıl vereceğimizi, bunun kamu üzerine büyük bir değil, hiç yük getirmeyeceğini. Zaten parayı devlet veriyor. Aradan taşeronu kaldırıyoruz sadece. Doğrudan doğruya verecek. Bunların da sendikalı olmalarını istiyoruz. Bunların da toplu sözleşme hakları olabilmeli. Bunu yapacağız kesinlikle. Ben bir sözüm hemen kesmedim. Çok kısa. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de oyunu bekliyor musunuz dolayısıyla? Mehmet Şimşek'in şimdi bize oy vermesi lazım. Verdiği sözün arkasındaysa, kaynak olursa ben CHP oy veririm diye. Şimdi kaynağın olduğunu AKP seçim bildirgesi de kabul ediyor. O zaman Mehmet Şimşek'in gelip hatta açıklama yapmasını bekliyorum. Bu seçimlerde oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Ben yanılmışım demesi lazım. Peki, buyurun. Şimdi önemli bir şey yapıyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en güçlü olduğu alanı şu zamana kadar 13 yıllık iktidarında, yani ekonomi yönetimini, daha açık söylemek gerekirse sosyal devletteki genişlemeyi, evet, ve ekonomik büyümeyi alıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir silah olarak kullanıyorsunuz. Kesinlikle yani vatandaşa öyle deyip halin bu kadarı ise bu nasıl istikrar diyorsunuz. Kesinlikle bu nasıl istikrar öyle şeklinde. Tabii buna imkan veren bir ekonomik daralma var Türkiye'de. Ama ben başka bir şeyin kaynağını sormak istiyorum, izin verirseniz. Kamuoyu yoklamalarından konuşmayacağımızı biliyorum. Bu konuda evet, YSK, RTÜK kuralları var. Bağlıyız. Herhangi bir yoklamaya referans da vermiyorum. Ancak genel trend olarak herkesin ağzında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yükseliş trendi olduğu cümlesi var. Geçmiş seçimde, Haziran seçimlerinde HDP'ye stratejik oy verdiğini söylendi. Ancak HDP oyları birçok yoklamada da çok değişmiş gözükmüyor. Yani düşmemiş gözüküyor. Stratejik oyu geri almışsanız da HDP'de de bir düşüş yok. Sizdeki yükselişin kaynağını sormak istiyorum. HDP oyları orada duruyorsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir kaymı olduğu söyleniyor ama bundan İktidar Partisi'nin yararlandığı söyleniyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yükseliş trendi varsa bu nereden geliyor? Nasıl bir insan tipolojisi? Orta sınıf mı? Belli bölgeler mi? Alt gelir grubu mu? Daha önce dokunmadığınız ve ulaşamadığınız kesimlerden bizi somut olarak şu insanlar bizim partimize dinlemiyordu, duymuyordu ve şimdi duyuyor diyebileceğiniz sosyal kesimleri anlatır mısınız biraz? Büyük kentlerin hemen hemen tamamında sizin söylediğiniz bağlamda bir araştırma yaptık. AKP tabanından ciddi oy alıyoruz. Aldık. AKP tabanından ciddi oy aldık. Yani kentli fakir mi aslında söz ettiğimiz? Evet.
kentli, alt orta sınıf gibi. Kentli işte emekli gibi, taşeron işçisi gibi, asgari ücretli gibi kesimleri, evet Cumhuriyet Halk Partisi bizim haklarımızı savunuyor, bizim sorunlarımıza değiniyor diye o kesimden ciddi oy aldık. Bunun devamının geleceğine yürekten inanıyorum. Çünkü sonuçta o insanlar şunu görüyorlar. Benim böyle bir saray merakım falan yok. Benim cebimi doldurma gibi çok şükür bir hastalığım da yok. Ben bu ülkenin fakir insanlarının insanca yaşamasını istiyorum. Kim onlar? Emekliler. Açıkça söylüyorum. Ya bir emekli Ramazan bayramında, Kurban bayramında torundan kaçar mı? Harçlık veremiyor diye. Ben bunu yapacağım. İki ikramiye vereceğimi söz verdim ve vereceğim ben bunu. Kesinlikle bu olacak, göreceksiniz. Emekliler şimdi yüzlerini çevirdiler. Evet. Şimdi AKP de diyor ki emeklinin durumu iyi değil. Demek ki 13 yıl sonra aklına geldi. Ben söyledikten sonra onların aklına geldi. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğrusunu söylüyor. O zaman ben gidip oyumu vereceğim. Alacağız. Asgari ücretliden de alacağız. Taşeron işçiden de alacağız. Yani toplumun orta alt kesimlerinden geçmişte AKP'ye oy verenler Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeye başladılar. Şimdi ekonomiyi neden ters yüz ettik? AKP'nin bir ekonomi politikası yoktu ki. Neydi ekonomi politikası? Şimdi bir ekonomi politikasını uygulamaya koyabilmeniz için bir vizyonunuzun olması lazım. 2023'te ihracat şu kadar olacak. Nasıl olacak? Bunun cevabı yoktu. İşsizlik şu kadar azalacak. Nasıl olacak? Bunun cevabı yoktu. Biz bütün bunların içini doldurduk. Ekonomi vizyonumuz var. Açık söylüyoruz, net. Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz diyoruz. Nasıl yapacağız biz bunu? Üniversiteler bilgi üretim merkezleri olacak diyoruz. Dolayısıyla doların bol olduğu zamanda, her taraftan doların fışkırdığı zamanda parayı har vurup harman savurdular. Emin olun Türkiye o dönem çok büyük sıçramalar yapardı. Gerilerde bir yerde kaldık. Şimdi dolar yok. Şimdi ekonomiyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Onu da biz yönetiriz. Onlar bilmiyorlar ama biz biliyoruz. Onu da yönetiriz. Hakça bir ekonomi politikası izlediğiniz zaman toplumun her kesimi şu veya bu şekilde bu kaynak artışından yaralanacaktır. Ekonomi politikaları yok, vizyonları yok. İhracat neyi nasıl yapacakları bunu da bilmiyorlar. Ve Türkiye'yi getirdiler. Ekonomi açısından da bir çıkmazın içine soktular. Buyurun gidin istediğiniz iş adamına sorun. Hangisi hayatından memnun? Sorun şurada aslında Aslı Hanım. Ülkedeki terör ekonominin önüne geçti. Birdenbire geçti. Ve bir iş adamı şunu söyledi. Ya para kazanmıyoruz ama kazansak dahi memnun değiliz bu terör olduğu sürece. E bunu hortlatan kim? Yine bunlar. Yine bunlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu atmosferden çıkması lazım. Yeni bir siyasal anlayışın egemen olması lazım. Dünyaya yeniden bakmamız, yeni bir pencereden bakmamız lazım. İnsanımıza da yeni bir pencereden bakmamız lazım. Yani Türkiye'de yeni bir ufuk açmamız lazım. Bu ufku AKP açamaz çünkü onun ufku doldu. Artık kendisi sorun olmaya başladı. Artık har vurup harman savurma dönemi bitti. Şimdi lale dönemini yaşamak istiyorlar. E onun için de kaynak yok. Onun için de kaynak yok. Abi şöyle bir... Sesi yükselterek ama. Bu arada Deniz'in sesi benim sesim. Sesi var mı Deniz'in açabileceğim evet. Biraz? Gerçekten muhteşem bir yerde yayın yapıyoruz. Bu taraftan dalga sesleri geliyor. Şöyle bir soru soracağım. Varsayalım şu anda Yozgat'ın bir köyünde bir aile bizi izliyor. Ve o ailenin içinde bir emekli var, bir çiftçi var, bir asgari ücretli çalışan var, işte çocuk var. Bütün bu saydıklarınız konusunda da ikna ettiniz o aileyi. O emekli amca Kurban Bayramı'nda evet. Vesaire parayı alacağına inandı. Asgari ücretli ya da taşeron işçi diyelim, o sorunlardan kurtulacağına inandı. O evin çocuğu İmam Hatip okuluna gidiyor. Evet. İşte ve muhafazakar bir aile.
ya iyi hoş bunlar güzel şeyler söylüyor, güzel şeyler yapacaklar ama yapabilirler evet. Ama bizim bu yaşam tarzımıza da sıkıntı çıkarabilirler. Yani bu çocuğun okulunu kapatabilirler, imam hatip liselerini kapatabilirler. İşte bizim muhafazakar yaşam tarzımıza karışabilirler vesaire gibi kaygılar. Bunu şunun için soruyorum. Çünkü şöyle bir inanç var. Türkiye'de %70 sağ muhafazakar, %30 sol oy var gibi bir inanç var. Onun üzerinden soruyorum. Bunu Bülent Ecevit rahmetli kırmayı başardı. %42 oyla evet. Bunu tarihte kıran solcu lider oldu. Sizin böyle bir kaygıyı giderme gibi bir yaklaşımımız var mı? Peki, burada bir virgül koyacağım, bir reklam arası vereceğiz. Yozgatlı aileyi Sayın Kılıçdaroğlu nasıl ikna eder? Bu bence son derece önemli bir soru Deniz Zeyrek'inkini. Çünkü CHP'nin tabanının dışından da oy alabilmesi gerekiyor. Yozgatlı aileye ya da Çankırılı, Çorumlu ya da Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli aileleri Kemal Kılıçdaroğlu nasıl ikna edecek? Reklam arasından sonra size anlatacak. Bizden ayrılmayın lütfen. Devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Gazeteciler soruyor, kendisi cevaplandırıyor. Son olarak Deniz Zeyrek, Hürriyet Ankara temsilcisi şöyle sordu. Yozgatlı bir aile ekonomik vaatlerinizi ilginç bulabilir ama kendi yaşam biçimiyle ilgili eğer CHP gelirse bir farklılık olur mu diye bir kaygı duyuyor. Çocuğu belki İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. Kendisi daha muhafazakar bir yaşam biçimine sahip. Bu çelişkiyi, yani ekonomi ve CHP gelirse hayatım değişir, sürdürülebilir olmaz bugüne kadarki AKP hükümetiyle birlikte kazandıklarım meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu bakalım bizi Orta Anadolu'dan dinleyen seçmenleri nasıl ikna edecek? Buyurunuz, söz sizde. Aslında Deniz Bey'in sorduğu soru önemli bir soru. Bizim açımızdan çok önemli bir soru. Bu soruyu değişik mekanlarda vatandaşlar da soruyorlar bize. O nedenle ben bütün seçim çalışmalarında, bütün mitinglerde hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğimizi ve bunu siyasi bir alan olarak da görmediğimizi ifade etmeye özen gösteriyorum. Son koalisyon görüşmelerinde Sayın Davutoğlu iki temel alanda görüş farklılıklarımız var demişti. Bunlardan birisi eğitim demişti. Bunun arka planda kullanılacağını biz gayet net gördük. CHP gelince imam hatipleri kapatacak. Zaten kendi gazeteleri de bunu yazmaya başladılar. Oysa ben CHP'nin genel başkanı olarak çıktım. Hem meydanlarda hem televizyonlarda. İmam hatip okullarını niye kapatalım ki? Zaten imam hatip okullarını açan, kuran parti biziz. Kendi açtığımız okulları niye kapatalım? Hangi gerekçeyle kapatalım? Bizim eğitimden istediğimiz şu, özellikle Yozgat'taki veya Çankırı'daki veya Trabzon'daki veya Rize'deki veya Şanlıurfa'daki vatandaşlarım gayet net bilsinler. Biz İmam Hatip'e giden çocukların da nitelikte eğitim almasını istiyoruz. Onlar bizim çocuklarımız, başka bir ülkenin çocuğu değil ki. Bizim çocuklarımız olduğuna göre daha kaliteli eğitim almak onların da hakkı. Onlar da daha iyi bir okula gitsinler, daha iyi eğitim alsınlar, daha iyi yetişsinler. Niye kapatalım o okulları? Bu tamamen arka planda CHP'yi karalamak için söylenen sözler. Bunların hiçbirisine itibar etmesine, hiçbirisine. Açıkça söylüyorum, bunu söyleyenler açıkça yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Çıksınlar benim yüzüme karşı söylesinler. Siz bunları kapatacak mısınız, kapatmayacak mısınız? Biz de açıkça söylüyorum, kapatmayacağız. Niye kapatalım? Yeni liseler açılabilir mi? Açılabilir. Niye açmayalım? Eğitimin kalitesini zaten sorun Türkiye'de eğitimin kalitesinden. Bana bir anne baba göstersinler.
okula, çocuğunu okula gönderen anne baba bundan memnun. Ben çocuğumu okula gönderiyorum ve bu eğitim sisteminden memnunum diyen bir aile, bakın Türkiye'de milyonlarca aile var, bir aile göstersinler. Hiçbir anne memnun değil. Hiçbir anne. Çocuğunu gönderiyor. Bizler hangi okula göndereceğini bilmiyor. Kayıtlar nereye yapıldı onu bilmiyor. Hangi dersleri alacağını bilmiyor. Böyle bir eğitim sistemi olamaz zaten. 13 yılda 12 kez eğitim sistemi değişir mi? Bizim çocuklarımız kobay mı? Deneme tahtasına çevirdiler çocukları. Yazık günah bu çocuklara. Biz nitelikli eğitim alsınlar, kaliteli eğitim alsınlar, istedikleri okula gitsinler, kayıtlarını yapsınlar. Bakın biz son seçim bildirgesine bir şey daha koyduk. Tam gün eğitim yapacağız, tam gün. Çocuk sabah gidecek, akşam evine gelecek. Sınıfları artıracağız, okul sayısını artıracağız. Çocuklar tam gün gidecek, beslenme çantası da olmayacak. Çocuk öğle yemeğini öğretmeniyle beraber okulda hiçbir ücret ödemeden yiyecek. Şimdi biliyorum AKP çevrelerinden buna da soracaklar. Kaynak nerede, kaynak nerede? Kaynağı var. Yani sen kendi çocuğuna, evladına eğer bir öğle yemeği yediremiyorsan zaten niye hükümet oluyorsun ki? Niye hükümet oluyorsun? Bunların hepsini yapacağız. Bu neden önemli biliyor musunuz? Beslenme çantası. Anadolu'da gidin sizin tanımını yaptınız, o Yozgat'ta aileyi bulalım. O anne, acaba çocuğuma beslenme çantasına ne koyacağım diye emin olun, sabah ilk derdi o. İlk derdi o. Çünkü çocuk beslenme çantasına koyacağı yiyecekle diğer çocuklar ne yiyecek? O kıyaslamayı yapıyor. Annenin derdi de daha fazla. Neyi koyalım ki çocuğu mahcup olmasın diye. Bunu kaldıracağız tamamen ortadan. Çocuk gidecek, öğle yemeğini öğretmeniyle beraber yiyecek. Diyecek ki öğretmenler de mi bedava yiyecek? Evet, Ankara'daki beyler bedava yiyorsa öğretmen, en başta öğretmenin hakkı bu. O da hiçbir ücret ödemeyecek. Okullarda oturacaklar, rahatlıkla öğle yemeklerini yiyecekler. Bunun şöyle bir yararı var. Bir, çocuk gerçekten nitelikli eğitim alacak. İki, öğretmen tam zamanını okula ve öğrencisine verecek. Üç, atama bekleyen öğretmen kavramı olmayacak. Zaten var öğrenci. Öğretmen de var dışarıda. Bunları yan yana getireceğiz. Beraber oturacaklar. Bizim çocuklarımızı daha iyi yetiştirecekler. Bir şey daha, bu da bana göre çok ama çok çok önemli. Eğer bir ülkeyi geriye götürmek istiyorsanız, bir ülkeyi uygar dünyanın dışına çıkarmak istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Eğitim sistemini bozacaksınız. AKP'nin de yaptığı o. Eğitim sistemini allak bullak ettiler. O nedenle ister AKP'li olsun, ister MHP'li, ister HDP'li, ister Saadet, ister Vatan Partisi, kim olursa olsun çocuğunu okula gönderiyorsa memnun değil bu eğitim sisteminden. Ben bir de detay sormak istiyorum. Mesela katsayı problemi, başörtüsü problemi, bunlar önemli sorunlardı geçmişte. Hatta bizzat Sayın Cumhurbaşkanı kendi çocuklarından örnek vererek yakınmıştı. Yani kız çocukları başörtüsünden dolayı okuyamıyor. İşte imam hatiplerin katsayısı sorunu vesaire. Yani sadece kapatmamak değil de onların inanç özgürlüğü açısından önemli gördükleri, muhafazakar insanların önemli bulduğu şeyler konusunda mevcut özgürlükler devam edecek mi? Böyle bir soru hiç da var. Kimsenin endişesi olmasın. Kimsenin yaşam tarzına niye müdahale edin? Keşke bütün kızlarımız üniversiteye gitse. Başı açık, başı kapalı. Artık bunları tartışmamamız gerekir. Türkiye enerjisini buraya harcamamalı, yoğunlaştırmamalı buraya. Çocuklarımız iyi bir eğitim aldığı sürece hiçbir sorunumuz yok bizim zaten. Siz enerjinizi son 30 yılda neredeyse türbana harcadınız. Yazık günah değil bu ülkeye. Bırakın herkes istediği gibi okusun. Zaten üniversite dediğiniz nedir? Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumlardır üniversiteler. Yasak getiremezsiniz üniversiteye. Getirmemelisiniz de zaten. Üniversitelerde düşünceler, tartışmalar olabilmeli. Bir toplum ancak öyle ilerler zaten. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek toplumu ileriye taşıyamayız. Göreceksiniz önümüzdeki süreç içinde CHP iktidarında, altını çizerek söylüyorum. Üniversiteler özerk olacak, YÖK tamamen kalkacak, üniversitelerde her türlü düşünce özgürlüğü olacak, gençlerin önünde hiçbir engel olmayacak,
gençler meydanlarda, alanlarda, sokaklarda rahatlıkla gezebilecekler. Yok şunu hakaret ettin, bunu hakaret ettin. İnsanları al tutukla, hapishaneye götür, gece yarısı yok gözaltına al. Bunların tamamının kalkması lazım. Gençlere karşı siyasal iktidarın toleranslı olması lazım. Adı üstünde delikanlı. Taşkınlık yapabilir mi? Yapabilir. Ama taşkınlık yaptı diye hepimiz gençliğimizi yaşadık. Taşkınlık yaptık diye hemen ertesi gün bilmem biber gazı, yok bilmem polis çopu, yok bilmem tomalar. Bunlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Bunlar yarın Türkiye'yi yönetecek olan insanlar. Daha yumuşak, daha saygın bir politika, onları kucaklayan bir politika biz izleyeceğiz. Bunun sözünü verdim ben gençlere. Bir Erdem'e döneceğim ama bir soru. Şimdi sosyal medyadan çok sayıda hakaret geliyor. Çok ağır eleştiriler geliyor. Hatta çok ağır sözler geliyor. Mesela siz kızıyor musunuz bunlara? Hayır. Hayır. Yani şu anda başbakan olsaydınız mesela. Hayır, ben size bir örnek vereyim. Neden bunu yapmazdım diye. Genç bir kızımız bana hakaret etmiş. Savcı dava açıyor bunu. Çocuk yaşta. Dava açıyor. Benden izin istiyorlar. Davanın devam etmesini istiyorsanız dava açacağız diye. Ben hem o kızımıza bir mektup gönderdim. Hem de davadan vazgeçtim. Mektubu gönderirken bana her türlü eleştiri yapabileceğini ama hakaretten uzak durmasının kendisine çok yakışacağını, geleceği açısından da çok iyi olacağını, annesine babasına da benim selamlarımı söylememi kendisine ilettim. Bitti, bu kadar basit. Yani politikacı bu tür eleştirilere tahammül etmek zorunda zaten. Ben Rize'ye de gittim. Rize'de bana yumurta attılar. Genç bir çocuğu polisler işte yakalamış, götürmüşler. Savcı sordu, dava açacak mısın? Şikayetçi misiniz? Hayır, şikayetçi değilim dedim. Ya o da yumurta atıyor, ne olacak yani? Bir şekliyle genç birisi kalkıp da her şeyi mahkemelere taşımak asla ve asla doğru değil. Buna bir devam sorusu sorayım. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanı'na ardı ardına gelen, biliyorsunuz, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın açtığı hakaret davaları var. Avukatlarının açtığı. Ama orada savunma yapılırken şu deniliyor. Burada mühim olan şahıs değil, Cumhurbaşkanlığı makamına bir hakarettir bu ya da saldırıdır. Bunu siz nasıl görüyorsunuz bir lider olarak? Cumhurbaşkanlığı, devlet, başbakanlık gibi kurumların eleştirilmesi ya da ona karşı yapılan eleştirilerin nasıl algılanması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani bu anlamda AK Partilileri ya da Cumhurbaşkanı haklı buluyor musunuz? Çünkü şahsın olmasa söyleyeyim, da Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ediyorlar. Her politikacı eleştiri açık olmak zorundadır. Bunun ortası yoktur. Bunun makamı falan da yoktur. Gidin Amerika'ya gidin, Fransa'ya gidin, İngiltere'ye gidin, işte Japonya'ya gidin. Bu tabloyu görürsünüz. Bizim alkıştan çok eleştiriye ihtiyacımız var. Biz hatalarımızı nereden göreceğiz? Gazetecinin yazdığı yazıdan göreceğiz. Bir vatandaşın bize yaptığı şikayetten öğreneceğiz. Nereden bileceğiz hatalarımızı? Biz her şeyi biliriz diye yola çıkarsak aslında hiçbir şey bilmediğimiz anlaşılır. Öyle olması gerekir. Vatandaş bize yönelik eleştiri yapabilir. Bu eleştirilerin dozu da artmış olabilir. Biraz sert de olabilir bu eleştiriler. Bana da bazen mailler gelir. Emin olun en sert eleştirilere bile ben oturup cevabını yazıyorum. Ve bir süre sonra onlar benden özür diliyorlar. Çünkü böyle birisi olmadığımı düşünüyorlar. Çok sert, çok katı, işte herkese hakaret eden bir tip olarak düşünüyorlar. Ben öyle birisi değilim. Yani insanlar eleştiri yapabilir. Siz de o eleştirileri saygıyla karşılarsınız. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanı bu kadar sert eleştiriliyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönüp önce kendisini sorgulaması lazım. Neden bu insanlar beni sert eleştiriyorlar diye. Tavrını ona göre koyması lazım. Buyurun Erdem. Ben denizin tersine, yani o Yozgat'ı sordu. Ben gene genel, daha genel bir şey soracağım. Eğer 7 Haziran'da hükümet kurulsaydı, bir şekilde siz iktidar olsaydınız, partiniz, koalisyon ya da başka şekilde, Türkiye'de o günden bu yana neler olmazdı sayabiliyor musunuz? Yani sorun olarak gördüğünüz neler olmazdı? Mesela çatışma ortamı olmaz mıydı? Ya da onun gibi örnekler verebiliyor musunuz? Çatışma ortamı kesinlikle olmazdı.
böyle bir ortamı yaratmazdık. Türkiye büyük ölçüde gerginlikten uzaklaşmış olurdu. Emin olun Erdem Bey, vatandaşlar sokakta birbirine selam verir halde bile değiller. Birbirlerine selam vermiyorlar. Bu kadar gergin bir toplum olmaz. Olmamalı zaten. Ciddi bir ayrışma yaşıyor Türkiye. Bir bölünme yaşıyor Türkiye. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım. Yani görüşlerimiz farklı olabilir. Ama bir araya gelip konuşabilmeliyiz, tartışabilmeliyiz. Tartışma alanını sıfırladık. Düşman olarak birbirimize bakıyoruz. Gerginlik toplumun her kesimine yansıdı. Medyaya yansıdı, kahveye yansıdı, tarlaya yansıdı, fabrikaya yansıdı. Emin olun son RTÜK seçimde, affedersiniz, hakimler, savcılar, yüksek kurulu seçimleri vardı. Birisi anlattı bana. Farklı diyor, siyasi görüşlerdeydik ama öğle yemeklerini en azından bir masaya oturup yiyorduk. Seçimler başladıktan sonra aynı masaya oturamaz hale geldik. Şimdi bunlar hakim ve bunlar karar verecekler. Ve bunlar adalet dağıtacaklar. Kendi içlerinde böyle bir yapı oluştuğu andan itibaren siz bu ülkede adaleti dağıtamazsınız. Zaten adalet yok ki. Emin olun, gidin sokakta bir vatandaşa sorun. Bu ülkede adalet var mı? Kim olursa olsun, bakın, kim olursa olsun, ister AKP'li, ister MHP'li, CHP'li, HDP'li, hangi partiden olursa olsun veya ben hiçbir partiyi tutmuyorum diyen vatandaşa da sorun. Bu ülkede adalet var mı? Size söyleyeceğim, adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde de zaten hiçbir şey yoktur. Hani bir bilge tanımlıyor ya, adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner. Adaletin olmadığı bir yer değil biz. Yara alan bir adalet var. Peki bunu kim yaptı? Eskiden kör topal bir adalet vardı. Bir hakim vardı, bir savcı vardı. Şimdi bu da kalktı ortada. Kim yaptı bunu? 13 yıldır bu ülkeyi yönetenler yaptı. Yani sorumlu aramak zorundayız. Eleştirdiğimiz bir konunun sorumlusunu aramazsak sandığa giderken doğru oy kullanmamış oluruz. Ön yargıya teslim oluruz. Biz eğer aklımızı kullanacaksak ön yargılara teslim olmadan, hayatı sorgulayarak, gelişmeleri sorgulayarak sandığa gidip oy kullanmalıyız. O nedenle ben bütün seçim meydanlarında diyorum ki sandığa giderken önce bir düşünün. Kim memleketi bu hale getirdi? Kim? Ben getirmedim. Çünkü ben yönetimde değilim. Yönetimde olanlar da bu sorumluluğu üstlenmiyorlar. E kim üstlenecek o zaman sorumluluğu? Kahvedeki vatandaşa mı diyeceğiz bu işin sorumlusu sensin diye? Böyle bir tablo olmamalı. Buyurun Aslı. Şimdi Sayın Genel Başkan, ben hala pazar günü niçin seçime gittiğimizi anlayabilmiş değilim. Daha 5 ay geçmedi üzerinden. Yani milli irade konuştu, vatandaş konuştu. Çok net bir mesaj verdi. Ve biz nasılsa üzerinden daha 5 ay geçmeden tekrar seçime gidiyoruz. Benim gibi gerçekten de seçmenler de, sokaktaki insanlar da heyecansız. Çünkü daha dün sandığa gittim, oyum değişmedi havası. Her yerde, Türkiye'nin her köşesinde hissedebiliyorsunuz. Koalisyon meseleleri çok konuştu ama genel anlamda kamuoyuna yansıyan Ahmet Davutoğlu'nun koalisyon, sizlerle koalisyon görüşmelerinde en azından koalisyonunu zorladığı ya da denediği şeklindeydi. Siz zaten tavrınızı başından itibaren çok net koydunuz. Biz hazırız dediniz. Evet. Ne oldu da koalisyon kuramadınız? Şimdi bu sorunun cevabını tabii biliyorum ama tekrar da ve daha spesifik olarak sormak istiyorum. Çünkü daha sonraki bir röportajınızda dediniz ki bu seçimle ilgili, evet, önümüzdeki seçimle ilgili. Eğer saray müdahale ederse zor olur kabilinden bir şey dediniz. Saray engelleyebilir cümlesini kullandınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon müzakerelerini yaparken bunu saray, Cumhurbaşkanlığı mı engelledi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mı engelledi? Bunu spesifik olarak nasıl anladınız? Salondaki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı üst düzey yetkililer, salondaki atmosferin de aslında orada Cumhurbaşkanı'nın varlığını hissettiklerini ve zaman içinde salondaki muhataplarının tavrının değiştiğini söylediler. Lütfen bize, bence kamuoyunun da bunu duymaya ihtiyacı var. Koalisyon müzakereleri Cumhurbaşkanı nedeniyle mi sonuçlanamadı? Şöyle söyleyeyim. Sayın Davutoğlu geldi,
koalisyon görüşmeleri için hoş geldiğini söyledik. Kabul ettik heyetiyle beraber. Düşüncelerimizi sordu. 14 ilkemizin olduğunu söyledik. Hukukun üstünlüğü gibi, adalet gibi, eğitim gibi ilkelerimizi söyledik. Ve dedik ki bu 14 ilkeden yola çıkarak Türkiye'nin 5 temel sorunu var. Bu sorunu çözmemiz lazım. Bu sorunları çözmek için de 4 yıllık bir süreye ihtiyacımız var. Ekonomi gibi, dış politika gibi, eğitim gibi, toplumsal barış gibi sorunlarımız var ve bu sorunlar gerçekten çok giderek ağırlaşan sorunlar. Eğer kararı daha kısa bir süre için alırsak bu sorunlar çözülmez ve iki parti de bundan zarar görebilir. 4 yıllık bir süre için geliyorsanız hay hay. Sayın Davutoğlu dedi ki o zaman görüşmelere başlayabiliriz. Yani 4 yılı kabul etti. 10 günlük bir görüşme süremiz oldu. Arkasından Sayın Davutoğlu, Cumhurbaşkanı önce bir açıklama yaptı. Koalisyon Davutoğlu için intihar olur. Herhalde Cumhurbaşkanı zaten koalisyona karşı olduğunu çeşitli defalarda hissettirdi. Yani evet. Çin dönüşü yaptığı açıklamalarda evet. Uçaktaki gazetecilere ve demeçlerinde koalisyonun Türkiye için faydalı olmadığını düşünüyor. Evet, öyle dedi. Ve son bu açıklama üzerine ben de tabii biraz espriyle düşündüm. Herhalde Sayın Davutoğlu intihar etmemek için koalisyona yanaşmadı. İşin özü bu. Yani Cumhurbaşkanı bir koalisyon kurulmasına açıkça engel oldu. Bundan sonra engellemeyeceğinin bir garantisi var mı? Hayır, hiçbir garantisi yok. Yani bütün mesele şu. En çok oyu alan partinin genel başkanı iradesini saraya ipotek etmişse onun zaten Türkiye'yi yönetme şansı sıfırdır. Sağlıklı yönetme şansı sıfırdır. Neden? Çünkü karar alamaz. İnisiyatif kullanamaz. Bir yönetici inisiyatif kullanamazsa nasıl yöneticilik yapacak? Bunun Türkçesi şudur. Eğer ben aklımı başkasına kiraya vermişsem kendi aklımı kullanamam. Ama ben yönetim pozisyonundaysam, yönetici pozisyondaysam bunu yapmam lazım, aklımı kullanmam lazım. Devlet sağduyuyla yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir. Siz bütün bunları atıyorsunuz bir kenara, bir başkasının iradesini getirip kendi iradenizin yerine koyuyorsunuz. Bu doğru değil. Ha seçimlerde, bu seçimlerde vatandaşın bu gerçeği görmesi lazım. Eğer bir kişi ülkeyi yönetme konusunda kararlı değilse, iradesini kullanamıyorsa, bu kişinin tekrar seçilmesi Türkiye'yi farklı bir kaosa sürükleyecektir. Doğru değildir. Peki sayın, yani üçüncü bir seçim gündeme gelebilir mi? Çünkü her ne kadar Ahmet Davutoğlu Başbakan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Konseyi çerçevesinde yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda açık bir şekilde seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyona açık olduğunu hissettirmiş olsa da sizin dediğiniz tabloda tam da her şey, bütün ipler onun elinde değil diyorsunuz. Haliyle Türkiye 2016'da üçüncü bir seçimle karşı karşıya kalabilir mi bunu? Türkiye üçüncü seçimi kaldırmaz. Kaldıramaz. Ekonomi kaldıramaz. Görülen ekonomik yapı çok ciddi sorunları barındıran bir yapı. Aynı zamanda şu anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyor. Bir yönetim boşluğu var. Ekonomide sorunumuz var. Dış politikada sorunumuz var. Ve bu sorunlar giderek derinleşiyor. Üçüncü bir seçimi hangi gerekçeyle yapacaksınız? Ben Sayın Davutoğlu'na şunu açık ve net söyledim. Son görüşmemizde, Ankara patlamasından sonraki görüşmede. Siyaset kurumunun çözüm üretemediği gibi bir algı toplumda giderek güçleniyor. Bu en çok bize zarar veriyor. Siyasetçiye zarar veriyor. Siyasetçiye olan güveni derinden sarsıyor. Şimdi vatandaşa ne diyeceğiz? Vatandaş gel oy kullan. Geldi oyunu kullandı. Bir tablo ortaya çıktı. Niye gereğini yapmıyorsunuz? Hangi gerekçeyle gereğini yapmıyorsunuz? Niye koalisyon kurmuyorsunuz? Bereket versin bizi suçlayamıyorlar. Ama kapı arkasında suçluyorlar. Açıkça suçlayamıyorlar. Neden? Çünkü bütün görüşmelerin tutanakları var. Biz son derece açık, son derece samimi ve Türkiye'yi düşünen bir politika izledik. Onlar
İkili bir yapı içinde gittiler ve başarısız oldular. İşin gerçeği bu. Peki, şimdi bu önemli. Buradan çok soru geldi Kemal Bey. İnsanlar belki de o odada ne olduğunu bilmek istiyorlar. Ne konuşuldu bilmiyorum. Anekdotu ne kadar seyircilerimizle paylaşmak istersiniz dönüşte. Bu arada son bölüme geçeceğiz. Çok fazla sayıda öğretmenlerle ilgili mesaj var, görüyorum. Birazdan soracağım. Öğretmen atamalarıyla ilgili. Onun dışında anayasa maddeleriyle ilgili soru var. Acaba siz gelirseniz bu anayasa maddeleri ilk değişmez 4 madde konusunda ne yapacaksınız diye soranlar var. Davutoğlu'yla ilgili düşüncelerinizin ne olduğunu soranlar var. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişkileriniz iyi değil ama acaba baş başa kaldığınızda Davutoğlu ile nasıl geçiniyorsunuz merak eden seyircilerimiz var. Bütün bu soruları gördüm, birazdan kendisine soracağım. Aynı zamanda tabii ki gazeteci konuklarım soracaklar. Bizden ayrılmayın, bütün sorularınızı görüyorum. Birazdan devam edeceğiz efendim. Önce de söylediğim gibi arkamda şahane bir körfez manzarası var. İzmir'den yayınımızı yapıyoruz. Stüdyodan çıktık, deniz kenarına geldik. Herkesin biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Bu rahat ortamda seçim öncesi son röportajını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri bize veriyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha. Gazeteci konuklarım da soruyorlar. Bıraktığımız noktadan devam edelim. Buyurun şu soruya, aslında sorusuna devam olarak belki de siz sorarak başlayın. Buyurun. İstiyorum koalisyon, evet, meselesini. Yani inşallah hayırlı koalisyonlar olur seçimden sonra. O konuda engelleyici bir tutum görmek anlamında değil ama gerçekten de iki parti çok ciddi bir şekilde oturdu. Ve büyük bir hevesle ve iş çevrelerinde, yabancı çevrelerde, Türkiye entelijansiyası içinde, hatta AK Parti yönetiminde bile CHP ile koalisyon kurulacak iyi bir şey düşüncesi vardı. Ve bir anda böyle birkaç hafta, evet, geçti, olay yayıldı, olmadı, bitti, seçime gidiyoruz. Bu tabii bir seçmen olarak biz bunun faturası bizden çıkıyor. Yani bizler hepimiz milyar Türk birer lirası, Selçuk Şirin, vergi mükellefiyiz ve yani hani gibi siyasetçilerin bu böyle haliyle sorma hakkımız da var içeride ne olduğunu. Bundan yola çıkarak daha önce aslında bir çerçeve çizdiniz ve bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın engellediği intibanı paylaştınız ama gerçeğini intibanı ama ben gerçeğini ben, evet gördüm, evet. Ben öyle sormak evet, sormak durumundayım. Bir spesifik bir şey sormak istiyorum. Yani hatta içeride nasıl oldu? Bunu nasıl hissettiniz? Cumhurbaşkanının gölgesini hani belli kişiler üzerinden. Çünkü mesela çokça duyduğum, birkaç farklı kişiden duyduğum bir anekdot var. O da şu. Koalisyon müzakereleri başladığında Sayın Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu, evet artık koalisyon müzakerelerine başlayabiliriz diye sizi karşılıklı yaptığınız açılışta, kapalı toplantıda. Artık koalisyon müzakerelerine başlayabiliriz dediği ama isim vermeyelim ama orada Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerden birinin hayır buna müzakere demeyelim efendim, hani konuları belirleyelim diye hemen, yani bu tarz hep ön böyle görüşme, bu tarz müdahaleler oldu içerideki toplantılarda bile. Gerçekten böyle miydi yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Böyle. Nasıl hissettiniz? Anekdot var bölümünü %99,9 doğru olduğunu söyleyebilirim. Yani daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama sonuçta şu, Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması gerekiyordu ve Türkiye'nin derin sorunları vardı, çözülmesi gereken sorunlar vardı. Bunun için parlamentoda yeterli ağırlığı olan bir koalisyonun kurulması gerekliydi. Biz bu sorumluluğu hissettik ve bu sorumluluk çerçevesinde davrandık. Hiçbir zaman bir sonraki seçimlerde ne olur veya parti buradan zarar görür mü, bunu asla düşünmedik. Bizim için önce Türkiye. Hatta tabanınızda itirazlar da vardı. Orada itirazlar da vardı. Evet doğru. Nasıl siz AKP ile bir koalisyon kurarsınız diye.
Bunun zorluğunu ben de biliyordum. Çünkü 13 yıldır eleştirdiğimiz bir hükümetle oturup, bir partiyle oturup koalisyon kuracaktık. Onlar açısından da zorluk vardı. Onlar da 13 yıl tek başına iktidarlar ve onların da sürekli eleştirdikleri bir partiyle oturup koalisyon kuracaklardı. Aslında demokrasi bir uzlaşma rejimi. Uzlaşma kültürü eksik bizde. O kültürü yakaladığımız zaman asıl ülkenin sorunlarını çözme konusunda en önemli adımları atmış oluruz. Uzlaşma kültürü yok. Demokrasi ya da yönetimi bir dayatma kültürü olarak iktidar kanadı algıladı. Medyaya dayatma, işçiye dayatma, emekliye dayatma. Bu doğrudur, bunu yapacaksın. Yapmazsan sana gösteririm. Bu anlayış Türkiye'yi buraya taşıdı ve toplumun her kesiminde, özellikle aydın kesiminde ciddi bir rahatsızlık oluştu. İş dünyasında ciddi bir rahatsızlık oluştu. Çünkü ekonomi alarm veriyor, ülkede hükümet başka işlerle uğraşıyor. Ve farkında bile değil, emin olun farkında bile değil. Nasıl farkında değil? Çünkü onların ayakları yere basmıyor. Hala ekonominin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ya iyi değil ekonomi. Hani bir çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Ama sonuçta ciddi önlemlerin alınması lazım. Alınmadığı takdirde yeni bir krizle, daha derin bir krizle her an karşı karşıya kalabiliriz. Yani bütün uluslararası raporlara bakın, bunlar zaten yazıyor orada. Tabi bu arada Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunun açıklanmaması da başka bir felaket. Yani Avrupa'nın etik değerleriyle de bağdaşmıyor. Mültecilerden o kadar korktular ki galiba bir süre ertelemeye razı Peki, oldular. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Biraz seyircilerimiz uzun, yani daha ileriye doğru da projeksiyon görmek istiyorlar ama sadece kısacık ben rol çalayım. Evet. Etken Mahçupyan ki Sayın Davutoğlu'nun da bir dönem başdanışmanlığını yaptı. Sonrasında AK Parti'yi yakından gözlemleyen bir gazeteci bir röportajında bana dedi ki bu koalisyon görüşmelerindeki en büyük problem CHP'nin biz reform hükümeti kurmak istiyoruz demesi oldu. Ne demek yani 13 yıllık bir kazanımı nesini reform edecekler? Bu reform kelimesi AK Parti tabanında çok büyük bir alerji yarattı. Restorasyon ama reformda. Reform bir hatırlatma yap. AK Parti reform yapacak. Onlar reform yapacak dediler. Kemal Bey restorasyon. Ancak evet. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ahmet Davutoğlu AK Parti geçen yıl başbakanlığı devralmadan önceki kongrede restorasyon vaadi ortaya çıktı. Şimdi şunu bir yani seyircilerimiz de sormuşlar. Ben evet restorasyon reform doğru söylüyor Deniz Zeyrek. Şu meseleyi açıklar mısınız? Yani bu kelime bir şekilde o tarafın iddiası olarak AK Partililer ve taban buna çok bozuldu. Bunun kullanılmasını bunu bir açıklayabilir misiniz? Eğer yeniden böyle bir durum olursa, tek başınıza iktidar değil de bir koalisyon görüşmeleri yeniden yapılma durumu olursa ister bunu değiştirir başına, misiniz? İster tek başına, ister koalisyon. Ekonomide ciddi kararlar almak zorundasınız. Adına ister reform deyin, ister başka bir şey söyleyin. Bu kararları almak zorundasınız. Siz Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayamazsanız Türkiye'nin itibarını sağlayamazsınız. Siz sermaye piyasası kuruluna, tasarruf mevduatı sigorta fonuna, bankacılık düzenleme denetleme kuruluna sıcak siyaset olarak günlük müdahale ederseniz Türkiye'nin itibarını sağlayamazsınız. Ekonomide güven veremezsiniz. Siz doğrudan doğruya araçlara müdahale ediyorsunuz. Bakın bu kurumlar bir iktidarın politikalarına uygun karar alırlar. Politikalarına uygun. Ama siz alınan kararlara yanlış karar aldınız deyip doğrudan doğruya araçlara müdahale ederseniz o kurumların itibarını sıfırlarsınız. Biz bunu söyledik ve bu yanlıştır dedik. Dünyada nasıl yapılıyorsa bizde de öyle yapılmalı. Bunu da söyledik kendilerine. Ekonomide ciddi kararların alınması gerekiyor. Bugün de söylüyoruz biz bunu. Bu olur veya olmaz. Ama Türkiye ileride daha ağır bir fatura ödemeyecekse bu kararları almak zorundadır. Şimdi yargının bağımsız olduğunu söyleyen var mı bu ülkede? Cumhurbaşkanı da diyor yargı bağımsız değil. Davutoğlu da diyor yargı bağımsız değil. İyi de bu yargıyı bu hale kim getirdi? Bunlar getirdiler. Kim düzeltecek? İzin verirlerse biz düzeltelim. Şimdi bakın bir hakimler, savcılar, yüksek kurulu. Efendim cemaatçiler, CHP'liler, MHP'liler
AKP'liler. İsim isim. Futbol takımı böyle, gibi. Ya böyle bir yargı mı olur? Ya böyle bir yargı olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi? Emin olun. Böyle bir tanımlama yaptığınız andan itibaren yargının iflas ettiğini ilan etmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bütün hepsi CHP'li olsun diyebilir miyim? MHP'li olsun diyebilir miyim? Yargıç bilgisiyle, birikimiyle, kariyeriyle, aldığı kararlarla, saygınlığıyla gelir oturur. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Biz bütün bunları bıraktık. Devletin bütün kadrolarını militanlaştırdık. Bu olmaz. Dolayısıyla restorasyondan kastınız bu. Yani kesinlikle. Bu yerli yerine oturması, güçler birliğinin, güçler ayrılığının sağlanması. İşi ehline vereceksiniz. Bakın, devleti yönetiyorsanız, devlet akılla yönetilir dedim. İşi ehline vereceksin. O işi en iyi kim yapar? A yapar. A'yı getireceksiniz o işin başına. B yapar. B'yi getireceksiniz o işin başına. Hayır, o olmasın. İşte bizim partili birisi vardı. Ben onu getirip bu işin başına koyayım. O zaman da Türkiye bu hale geliyor. Söz mü? Sizin iktidarınızda bu olmayacak Kesinlikle mı? Olmayacak. Kesinlikle. Herhangi bir AK Parti'ye yakın ya da AK Partili bir ismi de belli bir kurumun başarılıysa bakın, koyabilir misiniz? Elbette. Başarılı olduğu andan itibaren gelir oraya oturur. Buyurun. Ankara patlamasından sonra Davutoğlu iki şey söyledi aslında. Birisi dedi ki bu geçici hükümet, yani bu hükümet bizim hükümetimiz değil dedi. AKP'nin hükümeti değil dedi. Evet. İkincisi de dedi ki bir böyle dedi. Bir de CHP, HDP, MHP bakan verselerdi bu sorunlar olmazdı. Hükümet daha güçlü olurdu dedi. Hani bu açıdan sizi de suçladı. Bu konuya ne diyorsunuz? Yani başbakanın hem bizim hükümetimiz değil bu hükümet, hem de gelselerdi bu tür sorunlar olmazdı. Daha güçlü Erdem Bey, ben mücadele ederdi. Son görüşmemizde Sayın Davutoğlu'na söyledim. Bu hükümet AKP hükümeti değildir diye bir açıklama yaptınız ve eğer biz de olsaydık daha başarılı olurduk. Siz kendi hükümetinizi hangi gerekçeyle başarısız ilan ediyorsunuz? Hayır dedi, bizim hükümetimiz çok başarılı. Ama ben bunu görüşmeden sonra yaptığım basın toplantısında konu etmedim. Çünkü düzeltti. Yani başka bir şey daha söylemişti. Onu da ben sorduğumda onu da düzeltti, onu da ifade edeyim. Reyhanlı Suruç'taki patlamanın faillerini yakaladık, adalete teslim ettik diye açıklama yaptınız dedim. Benim bildiğim kadarıyla, herkesin de bildiği bir gerçek, canlı bombaydı, patladı ve öldü. Siz kimi yakalayıp adalete teslim ettiniz? Onu da düzelttim dedi. Düzelttim deyince, hani ben böyle sanki bir açık buldum ve hemen onu kamuoyu önünde eleştireyim diye bir özel, ucuz bir politika yapmak istemedim ve bunu, bu iki konuyu basın toplantısında açıklamadım ve gündeme de getirmedim. Şu bir gerçek, şu bir gerçek. İradesi az önce de söylediğim gibi, bağımsız iradesi olmayan birisi hangi hükümet olursa olsun başarılı olamaz. İradenin önce bir bağımsızlığı gerekiyor. Bu şu anlama gelmemeli. Gidip birilerine danışabilirsiniz, konuşabilirsiniz, uzmanlarla konuşabilirsiniz. Uzmanlar sizin ufkunuzu genişletebilirler, açabilirler. Bu ayrı bir şey. Ama her şeyden önce uzmana başvurma, özgür iradeniz olmalı. Uzmana başvurma. Şu konuyu ben gidip şununla görüşebilmeliyim. Veya onu davet edip ondan şu görüşü alabilmeliyim. Ama sadece talimatla iş yapar hale gelirseniz bu iş olmaz. Denizleyerek buyurun. Evet. Ben öncelikle bir esprili bir soru var, onu soracağım. Sayın Başbakan'ın söylediklerinden yola çıktınız. Gençlere de evlenmek istiyorsanız bize gelin demişti. Şimdi espiritüel genç arkadaşlar, Kemal Bey'in bu konuda bize bir vaadi var mı diyor. Ekşi yani sözlükte. Kusura bakmayın, elçiye zavallı olmaz. Yani. Ekşi sözlükte onun cevabını verdim. Yani bu işlerle ben ilgili değilim. Onun da ilgili olmaması lazım aslında. Televizyonda program yapan bir arkadaşımız var. Herhalde onun konusu. Esra Erol diyor. Evet, herhalde onun konusudur. Peki. Yani asıl soruma geçeceğim. Ya tabii, bu çok... Sayın Davutoğlu hangi gerekçeyle bunu sordu, söyledi. Yani bu taahhütte bulundu. Doğrusunu isterseniz onu da merak ediyorum. Belki bir gün yan yana gelirsek bunu da sorar. Asıl sorum şu. 1 Kasım günü seçim yapılacak.
Mart ayında muhtemelen bir hükümetin 100. Günü olacak. Yani 100 günü tamamlayacak. Eğer siz iktidar olursanız, tek başınıza ya da koalisyon ortağı olarak, o 100. günde size oy verenler ya da vermeyenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nelere kavuşmuş olacak? Yani bu kampanyalar yani 4 ay içinde biz hükümet olsaydık. Evet, yani koalisyon ya da tek başınıza. Evet. 100. yılda biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının erişeceği şeyler nelerdi? Yani o mesela emekliler için vaadiniz vardı ama maalesef seçim kararı çıktığı için Ramazan ve Kurban Bayramı geride kaldı. O mesela kazanılmış hak mıydı? Onları alacaklar mı? Yoksa bir dahaki bayramları mı bekleyecekler? Asgari ücret işte Aralık'ta... Asgari ücret kesinlikle 1500 lira. Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. 1500 lira olacaktı. Emekli geçen Kurban Bayramı'nda bir maaş ikramiyesini alacaktı. Geçmişe dönük yapma şansımız yani kanunla mümkün ama onu doğru bulmuyoruz. Onu alacaktı. Siyasi ahlak yasasını süratle parlamentoya sevk edecektik. Artık siyasetin de etik değerlerinin olması lazım, etik kurallarının olması lazım, ahlaki kuralların olması lazım, siyasetin kirlilikten arınması lazım. Cebini düşünen insanlar değil de vatandaşını düşünen insanların siyasette gelmesi, görev üstlenmesi lazım. Bu yasayı süratli bir şekilde parlamentoya sevk edecektik. Buna benzer çok sayıda çiftçiye mazot 1 lira 80 kuruş. Biz 7 Haziran öncesi 1,5 lira demiştik ama dolardaki yükseliş nedeniyle 1 lira 80 kuruş çiftçiye mazotu vermek için yine fiyatı buna göre ayarlayacaktık. Tabii şu da bizi dinleyen çiftçi arkadaşlarım şunu da öğrensinler. Yani biz bu mazotu nasıl dağıtacaktık onlara, nasıl verecektik? Çiftçi kayıt sistemi var. Hangi çiftçinin ne kadar yer ekeceği, biçeceği belli. Tarla belli, hangi ürünü ekeceği belli. Dolayısıyla ona göre zaten yapılmış hesaplar var. O çerçevede kendisine belli miktarda mazotu 1 lira 80 kuruştan vermiş olacaktık. Taşeronlar, öğretmenler. Ve bir yıl içinde 400'ü aşıyor bugün, 400 günü aşıyor ama bir yıl içinde biz üniversite öğrencilerinin yurt sorununu çözeceğiz. 13 yılda çözemediklerini bir yıl içinde çözeceğiz. Yine ilk 4 ay içinde taşeron işçilere kadroyu vereceğiz. Taşeron işçilerin tamamı kadrolu olacak. Taşeron sistemi bitecek. Ve böylece onlar da iş güvencesi olan bir yapıya kavuşmuş olacaklardı. Burada biraz soruları da sormak istiyorum. Çünkü çok sayıda soru geliyor size. Bir mesela soru sormuş bir vatandaşımız. Diyor ki Kemal Bey çok güzel konuşuyor. Gerçekten mesajları da çok iyi ama ben partisinde bunları yapabilecek kadrosu var mı emin değilim. Kadro problemi olduğunu düşünüyorum CHP'nin demiş. Kadro probleminiz var mı? Mesajlar iyi de bunları uygulamada koyacağınız yani, kadrolara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün siyasal partiler içinde en nitelikli kadrolar bizde. Ha bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Seçim bildirgesi ortada. Seçim bildirgesinde yazmışız. Bana hiç kimse kalkıp şunu söyleyemez. Seçim bildirgenizdeki bu öneri çok uçuk bir öneri. Asla bunu diyemez. Her şeyin kuruşu kuruşun hesabı yapıldı. Kim yaptı bunu? Kadrolar yaptı. Şimdi bu kadroları siz yetersiz görebilir misiniz? Bütün ayrıntıları bakın. Hukuk nasıl olmalı? Ekonomi nasıl olmalı? Eğitim nasıl olmalı? Gençlerle ilgili politikanız nasıl olmalı? Kadınlar nasıl olmalı? Engelliler. Türkiye'de en çok sorun yaşayan kesim engelliler. Engellilerle ilgili bizim düşüncelerimiz. Şimdi engelliye yardım veriyoruz. Yardım yapıyoruz. Yardım yapalım. Ama engelli yardımdan çok. Engelli üretmek istiyor, çalışmak istiyor. Ben çalışmak, üretmek, emekli olmak istiyorum diyor. Bana ona göre iş verin diyor. Biz bunu yapmak istiyoruz. Dolayısıyla herkesin üretebileceği, çalışabileceği ekonomi, tüketen bir ekonomi, üreten bir ekonomi. Bakın şunun altını gayet net çiziyorum. Bir ülke üretmezse o ülkenin saygınlığı sıfırdır. Bir ülke üretmezse o ülke asla büyüyemez. Bir ülke üretmezse geleceğe hazırlanamaz. Sorun şu,
üreteceğiz. Neyi üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. Eğer biz bunu yapamazsak bilgi toplumunu yakalayamayız. Ben bir AKP'li yetkiliden, bir bakandan, başbakandan bilgi toplumu lafını duymadım şu ana kadar. Bütün dünyanın geldiği nokta, uygar dünyanın geldiği nokta bilgi toplumu. Biz seslendiriyoruz bakın. Onlar emin olun bunların haberleri bile yok. Hatta bir bakanı çıktı bir dönem dedi ki biz Müslüman bir ülkeyiz. Bizden mucit çıkmaz. Biz ancak ara eleman yetiştiririz. Emin olun bunu söyleyen adam Müslümanlık tarihiyle de ilgisi yok. O konuda da cahil. Müslümanlık böyle bir şey değil. Aklımızı kullanacağız biz. Bilgi üreteceğiz biz. Yeni buluşlar üreteceğiz biz. İslamiyet'in ilk çıkışına baktığınızda hızla büyüyen, üreten, bilgi üreten bir toplumdur. Böyle bir şey yoktur yani. Aklımızı kullanmak ya zaten Allah'ın verdiği bir şey. Ben aklımı kullanacağım. Bir toplumu nasıl daha ileriye taşıyabilirim? Bunu yapmak zorundayız. Bizim kadrolarımız açık ve net ifade edeyim. Gelsinler tek tek karşılaştıralım. Bizim kadrolarla onların kadrolarını karşılaştıralım. Kimin kadrosu daha iyi? Eğer arzu ederlerse, mesela ekonomi konusunda mı görüşmek istiyorlar? Kadroları çıkaralım televizyonlara. Bizim ve diğer partilerin. Bakalım ekonomi konusunda kim neyi daha iyi biliyor? Dış politika, bizim kadrolar, onların kadrolarını çıkaralım. Niye onlar bizlerle beraber televizyona çıkmak istemiyorlar? Asıl soru bu. Niçin? Çünkü gerçek yüzlerini, kimin bilgili konuşur, kimin sadece halkın işte belli duygularını sömürmek için konuştuğunu vatandaş anlayacak. Kimin samimi olup olmadığını vatandaş anlayacak. Biz bu kadar özgüveni yüksek olan birisiyiz. Ben AKP'ye yakın olan bir televizyon kanalına haber gönderdim. Hatta ismini de verebilirim. A Haber'e. Dedim ki bakın sizin televizyonunuza ben çıkmak istiyorum. Siz gazetecileri seçin. Hatta bizi eleştiren havuz medyasındaki gazetecileri seçin. Onları çıkarın. Onlar bana soru sorsunlar. Ben de onlara cevap vereyim. Benim özgüvenim var. Ben ülkenin sorunlarını çok iyi biliyorum. Ama onları yanlış anlatıyorlar. Bana bütün o soruları sorsunlar. Ben de hepsine yanıt vereceğim. Ben gazeteci tercihi de yapmıyorum. Siz seçin gazetecileri. Ne oldu? Önce dediler ki bizi düşünelim. Bir süre sonra haber geldi. Hayır çıkarmak istemiyoruz. Niçin? Çünkü o kanalı izleyenlerin gerçeği öğrenmesini istemiyorlar. Bizim neyi düşündüğümüzü öğrenmemizi istemiyorlar. Şimdi oradaki vatandaş tabii merak ediyor. Ya CHP'nin kadroları var mı diye. Bizi çıkarın bakalım. Kadromuz var mı yok mu? Ülkenin gerçeğini biz mi biliyoruz, onlar mı biliyorlar? Ama cesaret edip çıkaramıyorlar. Keşke yapabilseler. İşte diyorum ya, toplumu gettolaştırarak kendi sahalarına başkalarının gelip seslenmesine izin vermek istemiyorlar. Ve toplumu kendi altlarında kendi köleleri gibi görüyorlar. Bu yapıyı kesinlikle değiştireceğim. Kesinlikle. CHP iktidarında böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Herkes çıkmalı televizyonlar, hangi kanal olursa çıkıp konuşabilmeli, anlatabilmeli. Siz devletin televizyonda bile bunu yapıyorsunuz, TRT'de bile bunu yapıyorsunuz. Olacak şey değil. Emin olun aklımın alacağı şey değil. Benim cebimden vergiyi keseceksiniz, kullandığım elektrikten parayı keseceksiniz, götürüp TRT'ye vereceksiniz, TRT kalkacak, iktidarın borazanı olacak. Benim paramla benim aleyhime çalışan bir televizyon düşünün. Ben özel televizyonları beni çıkarmadığı için eleştirebilirim. Ama onlara sen şu görüşü veya şu görüşü tutuyorsun diye bir özel eleştiri getiremem. Çünkü özel televizyon istediği partiyi destekleyebilir. Ben hiçbir şey demem ona. Ama devletin televizyonu yasasında açıkça tarafsız yayın yapacağı yazılı ama açıkça kalkıyor taraflı yayın yapıyor. Bunu kabullenemiyorum. Aslı bir soru soruyordu galiba. Kemal Bey, geçen gün gene bu programda, Şirin Payzı'nın programında Selin Sayıkböke çok evet. iyi bir performans sergiledi. Çok yakın tanıdığım bir siyasetçi değil ama hem ekonomiye hakim oluşu, bunu anlatış şekli hem evet. de sempatikliği gerçekten de tam da bu söz ettiğiniz kadrolar. Ama bundan yola çıkarak başka bir şey sormak istiyorum. Gerçekten de kadınların siyasetteki yeri
rolü, devlet yönetimindeki, yürütmedeki rolü konusunda facia gibi bir tablo var. Bu meclis açılışında baktım Bakanlar Kurulu'na, evet, biliyorsunuz orada. Ya, yani ortalama muhafazakar, bıyıklı göbekli erkek, orta yaş üstü erkek tipolojisi. Sanki toplum sadece bu insanlarda. Sözüm meclisten dışarı, siz göbekli de değilsiniz ayrıca. Evet. Ama bu olacak şey değil. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Bakın bugün IMF başkanı kadın, Fed başkanı kadın, Avrupa'nın en güçlü ismi Angela, evet, Merkel bir kadın, Amerika'da muhtemelen Hillary Clinton kadın, Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı, evet, Mogherini bir kadın, dünyanın en kritik stratejik görüşmelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeleri bir kadın yönetiminde, kadınların da içinde oldu. Bu da bir pozitif ayrımcılık olarak değil. Kadınlar bu konumlara geldiler. Bizim komşumuz Irak'ta bile Bağdat gibi, evet, önemli bir şehrin belediye başkanı bir kadın. Alman kabinesinin yarısı, Fransa vesaire vesaire. Yani Müslüman ülkelerde bile, özellikle Asya'da kadınlar dahil. Bizde bu anlattığım kabine tablosu. Bir tane kadın konuyor. O da ayıp olmasın diye. Ayıp olmasın diye kadından sorumlu. O en arkada oturtulmuş. En arkada oturtuluyor bu şeyde de. Sizden bir, yani soru değil bu, bir söz istiyorum. Eğer önümüzdeki süreçte iktidara gelirseniz ya da koalisyon görüşmeleri çerçevesinde iktidar ortağı olursanız bizi bu ayıptan kurtarmanız gerekiyor. Bu ayıptan... Yani bir kadın olacak, o da kadından sonra. Bir yetmez, iki yetmez, üç bile yetmez ama, evet, bir, en azından toplumun %50'sinin kadın olduğu bir ülkede, bir kadın devrimi yaşanan dünyada bizi bu tuhaf hani görüntüden kurtarın. Buyurun. Kurtaracağınızı vaat edin. Biz kendi partimizde tüzüğümüzü değiştirdik. %33 cinsiyet kotası getirdik. Siyasi partiler yasasında böyle bir ilke olmadığı için erkek egemen bir yapı çıkıyor ortaya. Biz bunu kırmak için işte Ankara, İstanbul ve İzmir'de liste başlarına kadın milletvekili adaylarını koyduk. Ben mesela ikinci sıradayım. Partinin genel başkanıyım ama birinci sırada bir kadın milletvekili var. Ben ikinci sırada. Arkadaşlarım itiraz ettiler, hayır dedim. Madem bir ilke koyduk, o ilkeye hepimiz uyacağız. Ben de uydum o ilkeye. Ben size şu sözü verebilirim. Siyasi partiler yasasını da değiştirip %33 cinsiyet kotasını oraya da getirmemiz lazım. Hatta belli oranda gençlik kotası da getirmemiz lazım. Genç kotası da getirmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman o zaman parlamento daha farklı bir yapıda olacak. Her siyasal partide en azından %33 cinsiyet kotasından gelen kadın veya erkek, kadın Kemal veya Bey, erkek olacak. Ben ısrarcı olacağım. İktidar ortağı olursanız, kabinede ya da iktidar olursanız, kabinede bir kadın, tek bir kadın, o da kadından sorumlu bakan olmayacağının da sözünü verin. Birden fazla, iki tercih, üç tercih, dört. Çok rahat. %33 olsun. İtirazımız yok ama çok lütfen bizi bu görüntüden, bu yani, evet, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, yani, Ekonomi Bakanı, Hazine Bakanı bir kadın olabilir. Hiç endişe etmeyin. Niçin biz, evet, İspanya'nın Milli Savunma Bakanı yıllarca bir kadındı. İspanya'da ciddi bir ülke yani. Niçin, evet, bir Savunma Bakanı, Çalışma Bakanı, kadın başbakan oldu ama Dışişleri Bakanı, evet, şey, peki, olmasın. Kadın başbakan, evet, ama çok erkek egemen bir partide, evet, biraz, çok erkek egemen bir siyaset kültürü. Peki, biraz tempolu gidelim. Şimdi birazdan soracağım. Memurlar çok bozulmuş durumdalar. Emeklileri konuştum. Sayın Kılıçdaroğlu bizi konuşmadı diyorlar. Döneceğim. Ama Deniz'de sorduk. Erdem'de zannediyorum. Buyurunuz ben, Erdem'de. Ben kadınlardan yola çıkarak, daha doğrusu gençleri soracağım. Bildirgeye gençlerle başladınız. Bildirge açıklarken gerçekten de CHP'de hani gençlerin ilgisinin zayıf olduğu, genel olarak gençlerden yeterince oy alınamadığı söyleniyor hep. Siz de bildirgede yanınıza aldınız, onlarla birlikte açıkladınız. Fakat Türkiye'de bir gençlikle ilgili bir sorun da var. Hani ille böyle bir gezi cümlesi kurmayacağım ama o zamandan beri yoğun olarak gençlerin politika yapmalarının büyük bir güçlükle sağlayabildikleri, yapabildikleri, dolayısıyla bunun bedelini ödediklerini de biliyoruz geriye doğru. Onların anneleri var, işte kadınlardan yola çıkarsak anneleri var. Siz Ankara patlamasından sonra da annelere ilişkin, evet, söylemiştiniz bu analar ağlamasın meselesi. Gençlere ne vaat ediyorsunuz? Yani CHP gençlere ne vaat ediyor? Bir de politika yapmak isteyen gençlerin önü nasıl açılacak? Anneler biraz daha korkusuz bir dönem yaşamalarını nasıl vaat edebileceksiniz?
Son seçim bildirgemizi sizin de söylediğiniz gibi gençlere adadık. Bu ülkenin nüfusunun yarısı genç. Bu bizim açımızdan olağanüstü bir avantaj. Fakat bu avantajı biz dezavantaja dönüştürdük. Yaklaşık 6 milyon gencimiz işsiz. 6 milyon. Her 4 üniversite öğrencisinden birisi işsiz. Şimdi bir politika, bir gençlik politikanızın olması lazım. Tabii genç deyince hangi genç? Bir merdiven altı atölyelerde çalışan binlerce gencimiz var, sigortasız. Bunların sigorta kapsamına alınması lazım. Bunun yolu yöntemi nedir? Bu cezayla olmaz. Biz bu tür şirketlere, KOBİ'lere sıfır faizli kredi vereceğiz. Ödediği vergi ve sigorta primi kadar sıfır faizli kredi vereceğiz. Bu şu anlama geliyor. Kayıt dışı çalışmayla en ciddi mücadele. Kaydını yapacak, sigortalı yapacak o genç çocuklarımızı. Onların primlerini zamanında ödeyecek. Bir yıl süreyle o kadar sıfır faizli kredi kullanacak. Hem işini büyütecek, hem yeni istihdam alanları açılmış olacak. Hem devlet yeniden borçlanmayacak. Çünkü tahsil edemediği kadar parayı gidip %14'ten, %15'ten, %17'den borçlanıyor ve aynı işi yapmaya çalışıyor. İki, gençlere iş garantili eğitim. Yine bizim projelerimiz arasında. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek liseleri kuracağız. Çocuklar buraya gelecek, anneye babaya yük olmayacak. Arzu edilen eğitimi burada alacaklar. Üçüncü sınıftan itibaren staj görecekler. Mezun olduklarında da işe hazır olacak. Bunlar kendi alanlarıyla ilgili üniversitelere de artı puanla gidebilecekler. Öyle bir artı getireceğiz bunlara. Üç üniversite öğrencileri, onlar da gençler. Üniversite öğrencilerini için getirdiğimiz avantaj şu. Önce bunların yurt sorunu bir yıl içinde çözeceğiz. Bir yıl içinde. Çünkü çocuk üniversiteyi kazanıyor. Anne baba önce çok seviniyor. Bir süre sonra bir kaygı alıyor. Oğlum kızım nerede kalacak? Yurtta yeri yok. Ya da yurt yetersiz. Ev kiralayacak. Kimlerle kiralayacak? Ayrı bir bedel ödeyecek. Bir yıl içinde bu sorunu çözeceğiz. Bütün üniversitelerde kesinlikle yurt sorunu çözülecek. Bir başka önemli nokta, üniversitede okurken kredi alıyor. Mezun olduktan sonra bu krediyi devlet istiyor. Ama iş bulmamış. Nasıl ödeyecek? İcraya veriyor, faizler uyguluyor. Biz karar aldık, iş buluncaya kadar kredi talebini erteleyeceğiz. İş bulduktan sonra da o zaman gelecek kredisini vermiş olacak. Buna benzer politikalarımız var, yani gençlik politikalarımız var. Gençlerin sanata özendirilmesi lazım, spora özendirilmesi lazım. Yine benim bir taahhüdüm, grupta açıkladım. Gençlik Spor Bakanlığı'nda kesinlikle tamamı gençlerden olacak. Bakan dahil, müsteşar dahil, genel müdürler dahil, daire başkanları dahil. Tamamı gençlerden olacak. Bu yapılabilir olacak. Mi? Efendim? Yapılabilir bir şey. Yapılabilir yani. Tabii, niçin yapılmasın? Pek çok genç var zaten. Belli bir yaşın üstünde olanları diğer bakanlıklara kaydırırsınız. Tümüyle gençlerden olan bir bakanlık. Ayrıca yine gençler için sözüm var. Üniversite yönetimini kesinlikle gençlerin üniversite yönetiminde söz sahibi olacak gençler. Belli oranda onlar da yönetimde karar sahibi olacaklar. Yani şimdi biz bu gençleri alıp hapse atmasını biliyoruz da ama karar vermeye gelince hayır sen karar veremezsin. Neden? Sen gençsin. Olur mu? O bu ülkeyi yönetecek. Vali oluyor, kaymakam oluyor, doktor oluyor, hakim oluyor, savcı oluyor. O görevleri üstleniyor. Üniversite yönetimine gelince hayır sen bu işi beceremezsin. Bir de Pasolik sözünüz var galiba. Evet. Ekşi Sözlük'te çünkü tabii. İlk kez siz evet, genellikle futboldan bahsetmiyorsunuz. Pasolik'i şunun için getirdiler aslında. Gençleri fişlemek için. Atılan sloganlar nedeniyle. Bu ayıptan Türkiye'yi kurtaracağız. Pasolik'i de kaldıracağız. Böyle bir şey de kesinlikle olmayacak. Gençlere internet erişimi sağlayacağız. Bu konuda da yasakların tümünü kaldıracağız. Gençler özgürce kentin meydanlarında da, internette de istedikleri gibi gezebilmeliler, konuşabilmeliler. Bunları yapmak ve bu imkanları onlara sağlamak zorundayız. Şimdi burada bir küçük ara soru sorayım, sonra Deniz'e vereceğim sözü. Biz dün yaptığımız, araştırmacılarla yaptığımız yayında nasıl küçük farklılıklarla partilerin son milletvekillerini alabildiklerini ve bu anlamda geçen seçimde kritik olan illeri konuştuk. Evet. CHP'nin de böyle kazandığı ya da kaybettiği evet. yerler var. Ve bütün bunları konuşurken de dedik ki bu seçimde
gençler, oy kullanacak gençler kritik. Onların kime oy vereceği çok belirleyici olabilecek. Çünkü bir oy bile partiler evet. açısından çok şey ifade ediyor. Birinci sıra oyları değil ama son sıradaki milletvekillikleri için önemli olabiliyor. Siz dolayısıyla bu seçimde araştırma söyleyemiyoruz ama beklentiniz, şahsi beklentiniz olarak gençlerin oyunu çekebileceğinizi düşünüyor musunuz? Ya da onlara buradan ne söylemek istersiniz oy versinler diye? Gayet açık. Gençlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne verecekleri her oy demokrasiye katkı demektir. Onların özgürlüğüne katkı demektir. Onların sorunlarına çözüm demektir. Cumhuriyete katkı demektir. Ülkenin üretimine katkı demektir. CHP'ye verecekleri hiçbir oy boşa gitmeyecektir. Tamamı ama tamamı. Onların bu ülkede daha özgürce yaşamalarını sağlamak demektir. O nedenle ben bütün gençlerin oyunu bekliyorum. Oy vermeliler. Demokraside katkıda bulunmalılar. Bir dönem gençler sandığa gitmekten biraz yani zorlanıyorlardı. Ya, gidip bir oy kullansam ne olur, kullanmasam ne olur. Ama şimdi her oyun altın değerinde olduğunu bilmeleri gerekiyor. Gençlerin üzerinde ciddi baskı var. Bu baskılardan gençler kurtulmak istiyorlarsa tek seçenekleri var. Bakın altını çiziyorum. Tek seçenekleri var. Gelip CHP'ye oy versinler. Şimdi bugün sizin gençlerle, daha doğrusu dün galiba değil mi? Dün, tabii evet. Bugün İzmir'deydiniz. Dünkü buluşmanızda küçük bir çocuk size sormuş. Ben doğduğumdan beri bir çatlama patlama sürekli bir şiddet ortamında yetiştim. İleride bunun olmaması için ne yapacaksınız diye. Buradan yolla hareketle çok sayıda seyircimiz de özellikle şiddetin durması, çözüm süreci ya da buna barış süreci diyebilirsiniz. Bilmiyorum ismini siz evet. nasıl koyacaksınız CHP olarak ama bu konuda vermek istediğiniz mesajlarınız var mı? Bunu sormuşlar. Doğru. Belki daha detayını Deniz farklı şekilde sormak ister. Seyircilerimizin sorularından bir tanesi. Şimdi Cumhurbaşkanı çıktı açıkladı. Buzdolabına koyduk dedi. Eğer iktidar ortağı olursanız muhtemelen Milli Güvenlik Kurulu'nda da bulunacaksınız ya da iktidar olursanız Başbakan olarak orada temsil edeceksiniz. Bu Kürt sorununa çözüm meselesi Milli Güvenlik Kurulu'na geldiğinde işte seçim geçtikten sonra Cumhurbaşkanı buzdolabından çıkaralım artık bunu dediğinde sizin hani ortaya koyacağınız koşullar ne olacak? Nasıl bir çözüm, nasıl bir çatışmasızlık ortamı, nasıl bir huzur ortamı? Kafanızda bununla ilgili de bir yol haritası var mı? Elbette bir yol haritamız var. Çok açık, net söylüyorum. Kürt sorununu bizim dışımızda hiçbir parti çözemez. Bizim yol haritamız çok açık. Kanun tekliflerimiz var. Bunlar verildi. Ben yol haritasını dönemin başbakanı yani Sayın Erdoğan'a 2012 yılında gittim, ziyaret ettim, verdim. Sonra bu yol haritası kabul edilmedi. Bu yol haritasını uygulamaya koyacak olan bir kanun tasarısı teklifi hazırladık. O teklifi de parlamentoya verdik. Dolayısıyla bu sorun çözülebilir. Çözülmez bir sorun değil. Sorunu çözmeyen siyasiler işi askere havale ediyor. Nasılsa bunlar bu işi çataşarak götürürler diye. Ama biz bu sorunu çözmekte kararlıyız. Ve oy verilirse görecekler bu sorun Türkiye'nin gündeminden çıkacak. Biz bu sorunu çözeceğiz. Çözmekte de kararlıyız. Genç çocuğumuz evet sordu, biber gazı, çatışmalar, kavgalar, ben büyüdüğümde de bunlarla karşılaşacak mıyım, bunlar önlenecek mi? Elbette önlenecek. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getirmezseniz sorunu çözemezsiniz. Hibrit demokrasi diyor Batılılar Türkiye'deki demokrasiye, üçüncü sınıf bir demokrasiyle Türkiye'yi yönetmeye kalkıyoruz. Türkiye bunu kabul etmiyor. Bu dar baskıyı kabul etmiyor. Daha özgür bir ortamın olması lazım. İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri lazım. Medya üzerindeki baskıların kalkması lazım. Bunlar olduğu takdirde ancak bir arada barış içinde yaşayabiliriz. O onu dedi, bu bunu dedi diye bir kavga var. Bir horoz kavgası diye tanımlar vatandaşlar bunu. Bu kavgalardan artık Türkiye'nin arınması lazım. Türkiye'nin sorunları çok ağırlaştı
ve bu sorunların da bir an önce çözülmesi lazım. Şimdi son sorularınızı soruyorum. Süremiz tükeniyor çünkü son birer tane soru alıp Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür edeceğiz. Ondan sonra memurları soracağım. Unutmadım. Memurlar biraz daha beklesinler. Son olarak onlara vermek istiyorum. İşçi ve memurlarla ilgili CHP'nin söyleyeceklerini. Buyurun Erdem Gül'le başlayalım. Birer birer kısa kısa rica edeceğim sorularınızı. 1 Kasım'da seçim var. 14 Kasım'da Amerika Başkanı Obama G20 için geliyor. Başbakan olursanız Obama'yla ne konuşacaksınız? Obama'yla yapılacak görüşmede Türkiye'nin konumunun nasıl değişeceğini anlatacağım ona. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, özgürlükler, bunları anlatacağım ona. Kendisinden hiçbir beklentim de yok. Sonuçta bizim ülkemizin birinci sınıf demokrasiyi hak ettiğini ve bunu sağlamak için de her türlü çabayı gösterebileceğimizi, daha doğrusu göstereceğimizi kendisine aktarırım. Çünkü Türkiye'nin dışarıdaki içeride olduğu gibi dışarıda da biliyorsunuz dışarıda imajında ciddi zedelenmeler var. Bu zedelenmelerin olması da son derece doğaldır. Çünkü bu kadar baskının olduğu bir ülkede uygar dünyanın kaygı duymaması mümkün değil. Aynı kaygıları onlar duyuyorlar. Ve tabii yine Suriye'deki iç çatışmanın bir an önce sonlandırılması ve Suriye'de barışın sağlanması. Bu bağlamda Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın, Arap Ligi'nin, Avrupa Ligi'nin, Avrupa Birliği'nin önemli katkılarının olması lazım. Bu çatışmalar bir an önce bitmeli. Yine Brüksel'de ifade ettim. Bu çatışmalar bittikten sonra Irak'ın baştan onarılması gerekiyor ve Avrupa Birliği'nin elini cebine atması gerekiyor. Suriye'yi onardıktan sonra da buradaki mültecilerin kendi ülkelerine gönderilmeleri gerekiyor. Bu konuda Obama'nın desteğini isterim eğer ilk görüşmemiz olursa. Kampanya sürecinde eşinizi çok fazla yanınızda görmedik, görmüyoruz. Biraz anlatır mısınız eşiniz ve çocuklar, gerçi işleri güçleri var ama niçin sizinle birlikte kampanya sürecine dahil olmuyorlar? Çünkü siyasetle ilgili biri, onu da biliyorum. Eşim biraz daha aktif çalışmak istedi. Çünkü beraber olduğumuz zaman sadece yanımda duruyor. Vatandaşlarla veya kadınlarla daha fazla diyalog kuramıyor. O nedenle o kadın kollarıyla birlikte o da alana çıktı, sahaya çıktı. Gidiyor, illeri geziyor, kadınlarla oturup konuşuyorlar, propaganda yapıyorlar kendilerine göre, kadınlara göre. Dolayısıyla kadın haklarını nasıl savunuyoruz, onların beklentileri, CHP'nin var olan sorunlara yönelik çözüm önerileri aktarılıyor. Mesela Kahramanmaraş'a gitti, Elazığ'a gitti, geziyor o da. Evet. Şimdi İstanbul'a geldi. Yani mitinglerde bir arada resim vermek yerine iki ayrı koldan çalışıyorsunuz ayrıca. Ama zaman zaman bir arada olduk. Zaman zaman o ayrı çalıştı, ben ayrı çalıştım. Peki evet. Deniz? Efendim son yani 7 Haziran'dan bugüne kadar olan seçim kampanyasında biraz kendinizden bahsettiniz. Yani benim çok dikkatimi çekti. Hem bir ilanınızda, bir reklam filminizde geçmişte yaşanan ortamı anlattınız ama aynı zamanda kendi üzerinizden anlattınız. Sonra bir mitingde dinledim. İşte kendi hayatınızdan, kendi çocukluğunuzdan yola çıkarak anlattınız. Bu yöntemi tercih etmenizin nedeni nedir? Şu anda sizi izleyen ve henüz karar vermemiş insanlara hangi mesajı veriyorsunuz? Yani Cumhuriyet mucizesinden neden bahsediyorsunuz? Amacınız nedir bunu? Şöyle, Türkiye'deki siyasetçiyi şöyle bir algı var. Biraz toplumdan kopuk, biraz topluma ya da halka tepeden bakan, onun sorunlarını çözerken sanki lütfediyormuş gibi davranan, sosyal yardım yaparken sanki cebinden sosyal yardımı yapıyormuş gibi bir hava takınan bir siyaset anlayışı var. Ben bu siyaset anlayışının dışında birisiyim. Ben dönüp onlara diyorum ki vatandaşlarıma, ben sizden birisiyim. Sizin gibi benim de mütevazi bir yaşamım var. Benim köşeyi dönme gibi bir hastalığım yok. Ben siyasette temizlik isterim, samimiyet isterim, dürüstlük isterim. Ahlaklı insanların Türkiye'yi yönetmesini isterim. Dolayısıyla
benim nasıl yaşadığımı, bu noktaya nasıl geldiğimi fırsat buldukça anlatıyorum ve şöyle bağlıyorum. Ben bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e borçluyum diyorum bunu. Çünkü Cumhuriyet bize eşit fırsatlar tanıdı. Eğer saltanat olsaydı, sultanlık olsaydı herhalde Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde doğan bir insan bugün bu noktalara asla gelemezdi. Nasıl geldik buraya? Cumhuriyet'te geldik. Ben sadece ben gelmedim. Yani Sayın Abdullah Gül de Cumhuriyet'in sayesinde geldi. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kadar yükseldi. Cumhuriyet, Cumhuriyet'i kuranlar, demokrasiyi bu ülkeye getirenler. Biz onlara minnet borçlu olmamız lazım ve bunu telaffuz etmemiz lazım. Halktan birisi olduğumu, onlardan birisi olduğumu, geçmişte acılar yaşadığımı, yoksulluğu da çektiğimizi, çalıştığımızı, zor koşullarda yetiştiğimizi anlatıyoruz. Ve dolayısıyla yönetici konumuna geldiğimizde de halktan kopmadığımızı, onlara bütün düşüncelerimizi büyük bir samimiyetle aktardığımızı, sorunları çok iyi bildiğimizi, yer sofrasında oturan insanların, masa başında yemek yiyen insanların, fabrikada çalışan insanların, tarlada çalışan çiftçinin sorunlarını çok iyi bildiğimizi onlara anlatmaya çalışıyorum. Eğer o sorunlardan kurtulmak istiyorlarsa, bir başarı hikayesi yakalamak istiyorlarsa, Cumhuriyet'in bir başarı hikayesini, o zaman bizim siyaseti daha farklı bir yere taşımamız, refaha yüksek, huzuru güçlü olan bir toplum inşa etmemiz lazım. Bir de bir fotoğraf sormak istiyorum. Dün Cumhuriyet bayramıydı. 92. yaşını kutladık. Ve Cumhurbaşkanı işte yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan halkı selamladı. O da bugün gazetelerde yer aldı fotoğrafı. Bu fotoğrafı nasıl buldunuz? Nasıl bir yeni Emin Türkiye... olun Deniz Bey, o fotoğrafı gördüğümde önce inanamadım. Böyle bir şey olmaz dedim. Ama fotoğraf bir gerçek. Fotoğraf bir gerçek. El sallıyorsunuz. Halk, bilmiyorum, belki de bir kilometre, iki kilometre ötede veya yüzlerce metre ötede. Onlar sizi görüyor mu görmüyor mu belli değil. Bir nokta gibi görünüyorsunuz zaten o uzaklıktan. Şimdi bu halktan kopma anlamına gelir. Eğer saraydan güç alıyorsanız ancak bunu yapabilirsiniz. Kendi gücünüz yok demektir o. Eğer kendi gücünüz varsa, kendi özgüveniniz varsa halktan kopmazsınız. Saray kavramı bizzat bir kopuş anlamına gelmiyor mu yani, zaten halk? Bir kompleksten yani, kaynaklanıyor. Sarayda yaşıyor olmak. Burada yani, zaten sormuş seyircilerimiz de CHP iktidara gelirse sarayı yıkacak mı diye. Belki buna da cevap vermek Sarayı yıkmayacağız. Istersiniz. Niye yıkalım? Ben söyledim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne vereceğim diye. Sonra ODTÜ mezunlarının bir toplantısı oldu. Beni o toplantıya davet ettiler. Orada konuştum. Bir kısmı dedi ki biz bu sarayı asla kabul etmeyiz. Bir kısmı bize verirseniz biz burayı son derece modern, çağdaş bir yapıya dönüştürebiliriz dediler. Ben de referandum yapacağım. İsterlerse ODTÜ'ye vereceğim. İstemezlerse başka bir şekilde bunu kullanacağız. Peki. Çok sormam gerekiyor dediğiniz soru var mı? Yok yani. Var mı aklınızda kalan soru, içinizde kalan memur, soru? Memur soruları soru vardı. Daha... İşte memur sorularını ben de soracaktım. 3600 ek gösterge meselesi var. İnşaat işçileri şimdi, de soruyorlar. Evet, Kemal Bey, işçiler, memurlar, atanamayan öğretmenler, polis, özlük hakları, evet. Bütün bizi seyreden polisler, hemşireler, sağlık görevlileri, öğretmenler, yani polislere aslında hayatımızın var. En önemli insanları sizden mesaj evet, bekliyorlar. Evet, polislere buyurun. Sözüm var. CHP iktidarında 3600 ek göstergeyi getireceğiz ve onlar emekli olurken doğru dürüst bir maaş alacaklar. Sorun şu, çalışırken diyelim 100 lira alıyor, emekli olunca 50 lira alıyor. Dolayısıyla hayat standartında ciddi bir düşme var. %100 bir düşme var. Bu da tabii doğal olarak onun yaşam standartını engelliyor ve geriye gitmesine yol açıyor ve acı veriyor. Bunu düzelmesi lazım. Bunu düzelteceğiz. Tek istediğim onlardan CHP iktidar olsa dahi iktidarın polisi değil, halkın polisi olsunlar. Tek istediğim bu. Yani bizim çocuklarımıza daha sevecen davransınlar. Zaman zaman kabahatleri olabilir gençlerimizin, onlara şiddet uygulamasınlar. Daha toleranslı olsunlar. Bunu yapabilirlerse son derece mutlu olacağım. Memurların içinde bulunduğu zorluğu biliyorum. Ama memurlar, üzülerek söylüyorum, biraz kendi kuyularını kendileri kazıyorlar. Örneğin memur sen kalktı, enflasyonun altında bir
sözleşmenin altına imza attı. Ve o zaman memurlar eğer bunu hazmedemiyorlarsa memur senden ayrılmaları lazım. Diğer sendikalara geçmeleri lazım. Yani kendi ayağına kurşun sıkan bir pozisyon var. Memurların da elbette durumların düzeltilmesi lazım. Mali açıdan ciddi sorunları var. Ama tabii bunun özel bir çalışmasını yapmamız gerekiyor. Dedim ya biz her projeyi kuruşu kuruşuna hesaplayarak yaptık. Bunun da özel bir çalışmasını yapılması gerekiyor. Taşeron işçilere kadro vereceğiz. Herhangi bir sorunumuz yok. Bunun kamuya getirdiği bir ek yük de yok zaten. İşçilerin pozisyonu da işte asgari ücret özellikle bunlarda ciddi bir sorun. Asgari ücrette ilk asgari ücret toplantısından sonra 1500 lira. Efendim, kredi kartı konusunda bir banka yöneticisiyle polemiğiniz oldu. Kredi kartı borçlarının silinmesi konusunda. Onu biraz izah edebilir misiniz? Çok anlaşılmamış. Kredi kartı, Deniz Bey, kredi kartı borçları ve tüketici kredisi borçları gerçekten çok ağır. Uygulanan faizler adeta bir tefeci faizi gibi. Biz bu borçların faizlerinin en az %80'ini sileceğiz. En az %80'ini. Bunun hesaplamaları yapıldı. Bunun çalışmaları yapıldı. Bankacılarla görüşüldü. Uluslararası hatta finans kuruluşlarından gelen ve bize katkı veren genç arkadaşlarla konuşuldu. Bunun tüm altyapısı hazırlandı. Göreceksiniz, vatandaşı borç batağından kurtaracağız. Zaten şöyle bir durum mu var? Yani bu borçların %80'i bir kenara bırakılarak bir takım şirketleri, hayır şu anda mevcut alacaklar %80'i bırakılarak bir takım şirketlere tahsil edin, bize %20'sini verin, gerisini siz alın gibi bir uygulama var galiba. Var zaten, varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Ama %80 değil, bazen %90'ını bile banka vazgeçiyor, olduğu gibi devrediyor. Biz bütün bu hesapları yaptık. Siz, o nedenle, siz bundan mı faydalanacaksınız? Evet, yani bundan faydalanacağız. Bankaların vazgeçeceği. Evet. Biz Türkiye'de kaç varlık yönetim şirketi var? Onun listesini çıkardık. Bankalar varlık yönetim şirketine bu borçları kaçtan satıyorlar? Onu da çıkardık. Ve bütün bu çalışmaları yaparken bankacılarla görüştük. O nedenle biz en az %80'li dedik. Az önce de ifade ettim. Bazen %90'ı da oluyor bu. Bazen %100'ü de oluyor. Ama biz en az %80'ini silme konusunda garanti veriyoruz. Yani bu konuda hiçbir sorun olmayacak. Peki, içinde sorusu kalan bu kadar uzun bir yayından sonra. Eğitimden bahsettiniz. Okul müdürleri mesaj atmış. Diyorlar ki bizi bir gecede saf dışı bıraktılar. Yeni atamalar yaptılar. Bu konuda yani okulların, bütün okulların yöneticileri. Herkesin hakkını, bakın az önce Şirin Hanım söyledi. Yani siz iktidar olduğunuzda işi iyi bilen insan AKP'li de olsa, MHP'li de olsa, HDP'li de olsa orada tutacak mısınız? Evet, tutacağız. Çünkü önemli olan o işi bilen insanların o görevin başına getirilmiş olması. Okul müdürleri için de böyle bir gecede bütün herkesi değiştir, ertesi gün yeni militanlar getir. Bunlar doğru değil. Peki, şimdi uzun bir yayın yaptık. Pek çok konuya değindik. Elbette ki eksik kalmışlar olabilir. Seyircilerimiz bazen niye soru sormadınız diyorlar ama her soruyu bir göremiyorum. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu olabildiğince geniş çerçevede zaten soruları birleştirerek cevap verme imkanına sahip oldu. Yaklaşık 20 dakika sonra seçim yasakları başlıyor. Yani artık televizyonlara çıkıp vaatlerinizi anlatamayacaksınız. Dolayısıyla noktayı sizle koymuş olduk ama şöyle noktayı koyalım isterseniz. İki soru var. Belki son olarak onları söyleyerek noktalayabiliriz. Birincisi, seçim güvenliği konusunda kaygınız var mı? İkincisi, sandık başına gitme meselesi. Biliyorsunuz tatil var, sandığa gitmeye üşenenler olabilir. Hatta CHP tabanı sandığa belki gitmez diyenler oldu. Ne söylersiniz? Bu sözlerinizle de teşekkür edeceğiz size. Ülkesini seven, demokrasi isteyen, iyi bir yaşam standardı isteyen herkesin, ama herkesin sandığa gitmesi lazım. Tatil mi? Yoksa güzel bir Türkiye mi? Eğer güzel bir Türkiye istiyorsanız, bu güzelliğin kalıcı olmasını istiyorsanız mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Demokrasiye katkıda bulunun. Bunu yaptığınız takdirde hem demokrasiye katkıda bulunacaksınız, çocuklarınızın daha güvenli bir ortamda yetişmesini sağlayacaksınız, arzu edeceksiniz, arzunuz gerçekleşecek.
Özellikle gençler ve kadınlar bu konuda görevlerini yapmalılar. Ben seçim meydanlarında bazen espri yapıyorum. Diyorum ki eğer hava güzelse erkekler işte kahvede arkadaşlarım bekliyor, okey oynayacağız diye sakın ona izin vermeyin, tutun kolundan sandığa götürün ve oyunu kullansın diye. Hepimizin demokrasi açısından sandığa gitmemiz ve oy kullanmamız gerekiyor. Bu seçimler sıradan seçimler değil. Bu seçimlerde biz adeta cumhuriyetimizi oylayacağız. Demokrasi mi, baskıcı yönetim mi? İkisinin arasında bir tercih yapacağız. Yani kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Seçim bunu güvenliği konusu. Seçim güvenliği konusunda biz bütün önlemleri aldık. Özellikle oy ve ötesi gibi bazı sivil toplum kuruluşları bir araya geliyorlar, gençler bir araya geliyorlar. Belli yerlere Ankara'dan, İstanbul'dan avukat gönderecekler. Bunun önlemlerini alıyorlar. Biz de her türlü desteği veriyoruz. Sanatçılar, aydınlar bu desteği veriyorlar. Sadece biz değil, bütün vatandaşların sandığa sahip çıkmasını istiyorum. Ve buradan da bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer müşahit kartı istiyorsanız sandığa sahip çıkmak için size müşahit kartlarını bizim örgütlerimiz verecekler. Gidin sandığa sahip çıkın. Güneydoğu ve Doğu için de geçerli. Çünkü esas Türkiye için. Orada tabii bütün Türkiye için geçerli. Kalan sorular için bir soru soracağım. Bir site var, o sizin mi? Böyle canlı şey yanıt veriyorlar. chpyesor.com. Biraz daha sesli. chpyesor.com diye bir site var. Evet. Sorulara canlı yanıt veriliyor orada. Evet, yanıt sizin veriyoruz. Sizin mi o, resmi bir site mi? Evet. Evet. CHP, şimdi şu soru vatandaşta var. Şu konuda CHP ne düşünüyor? Şimdi bize dedi ki doğrudan bize yazın. Neyi soruyorsanız biz size yanıtı anında verelim diye. Benimle ilgili, özel hayatla ilgili, partiyle ilgili, örneğin nükleer santral konusunda, örneğin doğa hakları konusunda, örneğin eğitim konusunda, örneğin yurt konusunda, nedir tarım konusunda, milli savunma konusunda, Suriye konusunda, Avrupa Birliği konusunda, aklına ne geliyorsa bize sorun, biz size yanıtını. Seçime kadar açık mı olacak? Seçim ve seçim sonrasında da açık olacak. Kemal Bey, sizin hayatınızda torununuzun önemli bir yeri var. Duru değil mi? Duru, evet. Duru. Evet. Peki buradan son olarak ona bir söz verecek olsanız, torununuza, çünkü ileride hatırlayacak. Bugün ne söz veriyorsunuz? Belki ben, onun nezdinde pek çok çocuğa bir söz evet, olmuş olacak. Ona, ben ona güzel bir Türkiye sözü veriyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz geldiniz, katıldığınız için. Başarılar diliyorum. Bütün partiler gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu seçim sürecinde bayağı bir yoruldunuz. Evet. Ama pazar günü hep bunu söylüyoruz. Demokrasi şenliği olur inşallah. Güvenlik altında, güvenliği sağlanmış bir seçimle çıkarız bütün Türkiye olarak. Ben gazeteci konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Erdem Gül'e, Aslı Aydın Taşbaş'a ve Deniz Zeyre'ye buraya geldiler bu yoğun işler arasında ve sorularını yönelttiler. Onlar da İzmir havası aldılar. Onlar da İzmir havası aldılar. Güzel, evet. Bazen Ankara'nın ve İstanbul'un dışına çıkmak çok önemlidir. Evet. Türkiye'nin doğusuna, batısına, kuzeyine, her yerine gidebilmek gazeteciler evet. için de iyi oluyor. İyi bir nefes alanı oluyor. Size çok teşekkür ediyorum evet. ve ekibinize. Bizden en azından ne oluyordan bu kadar. Seçim özel yayınlarımızda olabildiğince 1 Kasım seçimlerinin ayrıntılarına bakmaya çalıştık. 24'ten itibaren artık liderleri ve siyasetçileri ağırlayamıyoruz. Ama pazar günü saat 17'de ekran başında olun. CNN Türk'ün seçim özel yayını başlayacak. Mirgün Cebas, Ahmet Hakan ve ben ve Emin Çapa data ve analizleriyle bütün gece boyunca sizlere seçimi anı anına aktaracağız. Ve yorumcularımızla birlikte değerlendireceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.